çarşamba saat 19.07. 7 dakikalık bir gecikmemiz var. Yeni bir YouTube videosunda yine birlikteyiz. Volkan Kemal Ergenekon'la bu videomuzda efendim metafizik varlıklardan nasıl korunuruz bunu konuşacağız. Bu videomuzda da İstanbul'un çeşitli yerlerinde hayatımıza renk katan, güzelleştiren İstanbul'un önemli meydanlarında, şu anda herhalde 60 meydanda falan var, İstanbul çiçekleriyle işbirliği yapmaya devam ediyoruz. Volkan hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz yorgun gördüm seni. Yorgundum ve biraz da üzüntülüyüm. Ha, üzüntülüyüm. Önemli değil. Evet. Tamam. Şimdi soracaklar niye üzüldü evet. Volkan diye. Şimdi şöyle şuna da basayım ben. Şeyi izleyebilmek için. Volkan ne yapıyorsun bu ara? İzmir'deydin artık İstanbul'a yerleşiyorsun. Evet. Evet. Tamam. Şimdi tabii kitap çalışmam var inşallah. Ne konuda? Babamın siyasi ve askeri hatıraları var. Çünkü biliyorsunuz bir ara babamın üzerine yıkmaya çalışmışlardı bu Ergenekon olayları. Tabii soyadından da dolayı. Soyadından dolayı. Evet. Şimdi son vefat etmeden önce babam bunların hepsini cevaplayıcı hani JITEM olaylarını, 12 Mart, 12 Eylül dönemlerini, 28 Şubat olaylarını falan hepsini kaleme aldı. Son iki senede bütün bu konularda hatıralarını yazdı. Şimdi ben onu kitaplaştırmak için uğraşıyorum. Yani bayağı önemli bir çalışma tabii olacak. Tabii çok, tamam. Çok. Peki metafizikle ilgili bir şeyler hazırlamıyor musun bu arada? Onu hazırladım. Bununla ilgili dualar kitabı hazırladım. Tamamen kaynaklara dayanarak, yani asla haşa benim kendi yazdığım, uydurduğum bir şey değil. Öyle bir şey olamaz çünkü. Tamamen alimlerin diliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu ayet ve duaları büyük kitaplaştırdım. Şimdi tamam. Volkan, bugün aslında biraz YouTube'da olduğumuz için daha rahat da hareket ediyoruz. Evet. Ya evet. Şimdi ben hemen hemen, yani tabii ben her konuda program yapıyorum. Evet. Yani uluslararası ilişkiler de yapıyorum. Bugün UFO'ları da yapıyorum. Evet. Atıyorum, tarih de yapıyorum. Evet. Bugün de evet. Seninle metafizik varlıkları konuşuyoruz. Evet. Şimdi bana çok yazı geliyor tabii metafizik varlıklardan. Evet. Hani ben bunlara cevap vermek istemiyorum çünkü birisini yönlendirdiğimiz zaman başka bir yere gider. Gider, evet. Tabii onun evet, için evet, çok evet. Dikkat ederim o konuya. Fakat ortalıkta çok fazla arttı gibi geliyor bana. Evet. Yani bana mı öyle geliyor yoksa sen bu işin ilmini yapan insansın? Öyle oluyor. Zaten bunu insanlar da hissediyor. Çünkü biliyorsunuz eskiden bundan 30 sene önce bu tür olaylar böyle izbe yerlerde, köylerde falan, dağlık, öyle duyardık. Ormanlık yerlerde falan olurdu. Şimdi ise şehirlere artık yönelmiş durumda. Tabii şehirlerin de aşırı artık dejenere olması ve insanların bu işe çok yönelmiş olmasının da bunda etkisi var. Çünkü insanlar hakikaten aşırı derecede metafiziğe özellikle lise çağlarında hatta belki ortaokuldan itibaren bu işe merak sarıyor ve bilinçsiz bir şekilde yapılan yayınlar sayesinde veya yayınlar derken Harry Potter filmleri, Harry Potter filmi evet. Özellikle yabancıların Marvel'ın yapmış olduğu çizgi filmler, çocuklarla evet, ilgili evet. Çizgi filmler. Yani mesela. Büyünün veyahut da metafizik varlıkların işte Benten kullanıyor çocuklardan evet, evet. Bir tanesi vesaire vesaire. Bunların hepsi özendiricidir bunlar, evet, diyorsun. Çok evet. Özendirici. Tabii bunun çakma versiyonları da bizde Türk sinemasında var maalesef. Ben özellikle her zaman söylemişimdir. Senle de çok önce Kral ve ben de yaptığımız programda söylemiştim. Bundan 2008 son derece, yılında. 2008 evet. Yılında çok sakıncalı. Çünkü insanların bilinçaltına giriyor. Bu olayı yaşamayan bir insan bile yaşamış gibi hissetmeye başlayabiliyor. Psikolojisi bozuluyor. Özellikle şu an küçük çocukların çok rahat internete girip mesela dün bir doktor bayan arkadaş aradı beni. Oğlu 10 yaşında. Şimdiden işte bu varlıkları emrime alacağım. Şunları yaptıracağım insanlara. Böyle yaptıracağım. Ben şöyle olacağım, böyle olacağım diye şaşırdım kaldım diyor. 12 yaşındaydı galiba çocuk. Diyor bunu nereden görmüş etmiş? Yabancı şeylerden izlemiş bu konularla ilgili çizgi filmlerini takip ediyormuş. Evet. İşte
Yani bir metafizik falan. Varlıkları bir şekilde güzelleştirme operasyonu mu var? Evet. Yani evet. Bir bakıyoruz işte Lucifer diye bir evet. Netflix'te bir şey var mesela evet, bir film evet. var. Kötülüğün yani güzelleştirilmesini oynuyorlar. Oynuyorlar. Yalnız evet. Avrupalılar ve Batı bunu çok bilinçli yaptığı gibi seviyeli yapıyor. Onu da kabul etmek ne lazım. Ne demek istiyorsun? Yani altında pek çok şeyler de gerçek. Yani bazı ritüeller falan uygulanan ritüeller gerçekten doğru. Adamlar her şeyi, adamlar eğlenmesi de bilinçli. Bu metafizik konulardaki programları da bilinçli. Adamlar her şeyi kuralına göre oynuyor. Yani reyting uğruna birilerini televizyona çıkartıp işte şimdi cin çıkartacağım. Onu yapmıyorlar. Meselesi evet, yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Evet. Daha ilmi olarak ve yaparken de bunun bir fantastik bir şey olduğunu da veriyor yani. Evet. Metafizik varlıklar nedir? Yani neyi kastediyoruz bunda? Şimdi biz biliyorsun 3-4 boyutlu bir dünyadayız. Bir de bizden üstte bir 4. 5. boyut var. Aynı mekanı paylaşıyoruz fakat farklı boyutlarda olduğumuz için birbirimizi göremiyoruz. Aramızda bir set var. Şimdi onların da ayrı bir yaşam alanları var. Fakat şimdi... Yaşam alanları derken paralel bir dünya gibi bir şey. Aynen paralel bir dünya, evet. Metaverse gibi yani. Aynen, evet. Fakat şu var, şimdi toplumda yani defalarca anlattığımız halde bu konuda bilinçsizce bunlara yaklaşımlar son derece tehlikeli. Yakalanmasalar bile psikolojik yönden ve sosyolojik yönden bozulmalar başlıyor kişinin yaşamında. O yüzden ben her zaman programın başında söyleyeyim de sonunda unutabiliyoruz. Arkadaşların kesinlikle bu konulara ilgi duymasını istemem. Bu konulara yönelmesini istemem. Ama sen ilgi duyup yönelmişsin. Ben yönelim çünkü ben niye bir başkası bu konularda ilgi göstermesin? Eğer onlar da böyle metafizik güce doğuştan, çocukluktan itibaren yönelmiş de sıra dışı şeyler yapabiliyorsa zaten o kişilerin elinden tutuyoruz. Onlara yardımcı olup yükseltiyoruz ama kişi durup dururken kendi kendine yani bugün diş hekimi geliyor bana ben bu ilimle uğraşmak istiyorum diyor. Veya bir cerrah ya profesör geliyor daha ben ders alabilir miyim diyor. Arkadaşlar yoksa yok hayır mesela Musevi iş adamı vardı 4 sene Üsküdar'dayken bana geldi gitti bu konuda. Evet. Mesela yine bir Hristiyan bir bayan vardı bakım yapıyordu ama onlarda hakikaten kabiliyet vardı. Ben tabii dinlerine bakmadan yine yardımcı oldum. Güzel çalışmalar yaptık. Fakat onunla kabiliyet var. Yani bu işte insan hissedebiliyor evet, veya doğuştan o gözü açık. Evet. Yani onlarla çalışmak da zevk oluyor insan için. Fakat onun dışında zorlamayla hani durup dururken kendi kabiliyeti varken yani bugün bir diş hekimi kolay mı yetişiyor? Bir cerrah kolay mı yetişiyor? Yani hukukçu, savcı bu işe merak salmış. Ben de diyor bu işe girmek için gerekirse diyor ayrılırım diyor gibi falan filan. Ya fabrikatör adam ya diyorum siz kendi alanınızda ilerlemeye, bu ülkeye faydalı olmaya çalışın. Gün kolay değil bir hukuk fakültesini bitirmek, bir diş hekimliğini, bir tıbbiyi bitirmek. O yüzden tabii bu tür teklifleri reddediyoruz. Peki burada bir şey soracağım. Belki az sorulan belki de çok sorulmayan yani hiç sorulan, hiç sorulmamış şey olabilir. UFO'larla metafizik varlıklar. Yani biz metafizik varlık deyince daha çok cinleri kastediyorsun değil mi? Evet, evet. Çok net belirleyelim. Tabii. Tamam. Peki UFO'larla bir bağlantısı var mı bunların? Bağlantısı yok. Ama şöyle yani, bir şey var. Yani karıştırılıyor olabilir mi insanlar tarafından? Söyleyeyim. Çünkü onu, bak bir şey okuyacağım. Filiz Mehmet Alioğlu, biraz küçük benim şeyim, ekranımdaki yazılar da onun için yarım yamalak okuyorum. Cumartesi gecesi saat 20.30'da balkonda çıkmıştım ve gökyüzüne bakıyordum. Aniden ayın hizasında diyecek herhalde, bana doğru uçan bir kuş kanatlarıyla çırpa çırpa geldi geçti ve kanatları bayağı büyüktü. Yani. Vallahi öyle... yorumlar, öyle mesajlar alıyorum ki yaşanmış metafizik olaylarla ilgili.
başlarından geçen olayları anlatıyor. Çok ciddi bir şey ve samimi olarak yazıyorlar. Ben bir iki kere falan gördüm UFO'yu. Yani evet. Şey olarak gördüm. UFO'yu gördüm derken çok... nasıl bir şekilde? Birisi seninle program yapmadan önce İzmir'deyken eşimle birlikte gördüm. Sadece kendim görmedim. Çok tevafuk, bu kadar olabilir mi? Hayatımda hiç görmedim. Fakat seninle programa geleceğim günün akşamı İçinde gördüm. İçinde de UFO mesela. Vardı. Farah vardı. O da bana bir program. Evet, Farah'la yaptığınız program. Mesela orada bir mesaj mıydı hani bana bilmiyorum. Hani işte bak yarın bizimle ilgili konuşacaksınız ama biz de yıllar önce Haktan'la UFO kongresi yaparken kongrenin dışına çıktık bir yani teneffüs gibi bir ara verdiler. Yukarı baktığımızda UFO'lar vardı. Yani veyahut da UFO olduğunu sandığımız şeyler. Çünkü herkes çıktı. Yabancı, Türk herkes vardı. Evet. Uluslararası Dünya UFO Kongresi olduğu için. Evet. Şimdi çok saygı duyduğum bir kişi. Çok çok saygı duyduğum, çok güvendiğim. Yani doğrucu Davut denilen tip vardır ya, böyle asla yalan söylemez tiplerden birisi. Bana dedi ki ben Seferihisar'dan... Akarca şeyinden Seferihisar'a doğru geliyorum minibüste Volkan dedi. Dışarıyı seyrediyorum. O portakal mandalina bahçeleri. O sırada birden gündüz gözü. Birden dedi bir UFO indi parlak böyle şey. Merdiven aşağı doğru indi ve metalik elbiseli iki tane kişi merdivenden aşağı indi. Ben şok oldum o an, dilim tutuldu dedi, şeye baktım, sağa sola baktım, herkes dışarı hissediyordu zaten minibüste. Hani böyle muazzam bir şey görseler onlar da görürlerdi. Hani ben... Yani halüsinasyon olsa, olabilir, halüsinasyon, rüya olabilir değil mi? Rüyada olmuş olabilir ama o dakika. Ama gündüz gözü saat 2. Yok yine... Hava sıcak, evet. Güneşli bir hava. O kadar net, o kadar bariz yani görüyorum ki. Yani şöyle bak bunları şimdi yok, adam... devam edeyim bak evet, ama lütfen. Şimdi hani nedir halüsinasyon, nedir gerçekten bu varlıklar var. Sonra inancı, yani şöyle söyleyeyim, hiç namazda niyazda da ilgisi olmayan bir kişi. Fakat diyor böyle bilinç dışı, refleksi olarak bir şey okuyup bir şey içimden geldi böyle. Oraya doğru üfledim diyor. Abi baktım diyor UFO biraz küçüldü. Bir daha okudum diyor. Biraz daha küçüldü, tamamen kayboldu diyor. Ha şu bize gösteriyor ki bu varlıklar da UFO görüntüsü altında bize gelebiliyorlar. Yani her görüntü UFO değil. Ama UFO var. Ha UFO'lar var, var mı? Uzaylılar var. İnanıyorsun yani. Evet. İnanıyorum değil. Bizzat işte Farah da ben de Ali Murat Güven de hepimiz bunlar hep böyle Akdeniz TV'nin Yüksel Akdeniz TV'nin sahibi. Yani bu arkadaşlar hep beraber gördük, onlarla görüştük yani. Şimdi tabii bu metafizik varlıklar deyince konu şimdi görmelere geldi filan. Fakat şimdi ben de bir anımı anlatayım. Eşimle birlikte şeyden iniyoruz, Levent Şelin oradan. Evet. Ben de hani ne gördünüz diye soracak. Artık nasıl yorumlarsınız? Yani dünya dışı bir varlık mı diyeceksiniz, başka bir şey mi diyeceksiniz? Onu siz belirleyin. Yaşadığım bir şeyi anlatıyorum. Arabayla tam aşağıya doğru inerken bu statlarda filan balon adamlar vardır ya böyle böyle hareket eder. Evet, onun gibi iki tane yaratık geçti. Dedim ki herhalde göz yanılması. Hani bir şey yani ışık yanılıyor. Olabilir. Bizi şaşırttı filan. Sonra eşime baktığımda o da görüyor musun dedi bana. O zaman gerçek olduğunu anladım ve kaybolup gittiler. Sen ona söylemeden o sana tabii tabii ben ona söylemeden. Bak, hatta sen o tabii hani bilinçaltı tabii. Diyeceğim. Yok söylesem neyi diyebilirsin? Demesi lazım ama gördüler. Şimdi tabii bu hani bir metafizik varlık mıdır yoksa bir hani dünya dışı varlık mıdır? Bana daha çok dünya dışı bir varlık gibi olabilir. Gözüktü. Olabilir. Şimdi tabii konulardan en büyüğü de en çok rastlanan da Karabasan olayı var. Evet. Şimdi bana yazılan yazıların çoğunda yani bu tür metafizik konusunda yazılan yazıların veyahut da soruların çoğunda hocam Karabasan yaşadım işte şunları yaşadım bunları yaşadım diyor. Ben hayatımda bir kere yaşadım Karabasan. Yani çok net söyleyeyim yani donup kaldım yatakta ve üzerimde siyah aynı Harry Potter filmindeki gibi siyah böyle varlıkların üzerimden uçtuğunu görüyordum. Evet. Fakat sonradan işte kelime-i şehadet getirdik.
şey yaptık yani işte Kulfallahi okuduk, Erham okuduk filan, şey Fatiha okuduk filan, bir anda kayboldular ve onları yırttım. Bir arkadaşım bana dedi ki, şu anda pişmanım ondan. Evet. Dedi ki keşke yırtmasaydın. Evet. Yırtıldı elimde, aldım yırttım onları. Çünkü onlar seni iyileştirmek için, o zaman bir rahatsızlığım var. İyileştirmek için gelmiş olabilirlerdi. Olabilir mi böyle bir şey? Olabilir, olabilir. Çünkü yani üç kulfallahu bir elhamla evet. Bu iş biter mi? Biter. Çünkü hayır, besmele dahi çekmekle biter. Evet. Bismillah demek sonuna kadar bile gerek. Bismillah dediğin an vücudu terk etmek zorunda kalıyorlar. Daha 2-3 gün önce... Nedir bu karabasan olayı? Evet. Yani beyinde olan... yani uyku felci diyor. Mesela evet. Psikiyatristler tıbbi deyimini uyku felci diyen olay, ama şöyle. İşte uyku felci ile karabasan arasında bazı farklar var. Aynı epilepsi vakasında olduğu gibi, aynı şizofreni rahatsızlıklarında olduğu gibi. Şimdi 3 gün önce falan yine bana böyle bir... şu an doktorasını yapan iki üniversite mezunu bir arkadaş geldi İstanbul dışından. Aynı senin söylediğin gibi söyledi. Yattığında bir anda dedi simsiyah suratlı, siyah kanatları olan böyle yarasa kanadın büyüğü ama düşün. Tek bir varlık. Varlık üstüme evet tek bir varlık. Ben de tek değildi. 4-5 taneydi. Evet. Onda tek varlık üstüne geliyor. O an besmele çektim diyor refleksi olarak diyor. Ondan sonra birdenbire kanatlarım duvardan geçip gitti diyor. Fakat o üstüme şey yaptığından parmağıma dahi kımıldatamayacak durumdaydım. Evet. Uğur sen de geçirdin yani. Herhalde değil mi? Çocukken. Evet, çocukken. Sonradan geçirdin mi hiç? Yok. Evet. Şimdi uyku felcinde mesela süje şöyle de olabiliyor. Mesela gece çok aç karnına yatıyor. Veya tam tersi çok tok karnına yatıyor veya o gün çok kendisine sarsacak derecede bir psikolojik bir travma geçirecek derecede üzücü bir olay geçirmiş oluyor. O geceliğin vücutta bir refleksi kasılmaya, bütün vücudunu katalepsiye sokma şeyini getirebiliyor. Bu uyku felci. Ama hangi uyku felci besmele şeklinde birdenbire düzeliyor? Veya evet. Elham okuduğunda. Niye da, elham evet. Okunca birdenbire düzeliyor da uyku felcinde düzelmiyor? İsterse bütün Kur'an'a hatmetmişsin. Eğer fizyolojik olarak uyku felci geçiriyorsa o devam eder. Düzelir mi? Tabii. Düzelmez. Epilepsi de öyle. Mesela epilepsi de ağızdan köpük çıkıyorsa, ellerde kitlenme oluyorsa, dilini ısırıyorsa, çok hızlı bir şekilde bayılıyorsa bu fizyolojik epilepsidir. Buna bir kişi yanında bulunanlar istedikleri kadar okuma yapsınlar, istedikleri kadar dua okusunlar, o şeyi devam ettirecektir. Falaknas olacak. Orada bir şey etmiyor, tesir etkisi etmez. Olmaz. Evet. Evet. Ama nasıl oluyor da yine bayılan bir kişi bir ufacık bir kısa bir sure bile okunduğunda hemen ayağa kalkıyor, kendine geliyor. Bunu izah etsinler. Nedir? Nasıl oluyor? Yani şimdi beni örnek verelim. Evet. Ben yatıyorum, yataktayım. Hı-hı. Tek başımayım. Üzerimde bir anda 4-5 tane bir şey uçup gittiler. Evet. Aynı Harry Potter filminde o yaratıkların ismini Uğur bilir misin sen? Goblin'di galiba. Yani çok bilmiyorum. Ya öyle siyah ama yüzleri gözükmeyen. Hı-hı. Sanki üzerlerinde böyle kapşonlu bir elbise varmış gibi. Hı-hı. Uçup gittiler. Devamlı devir dayım ediyorlardı. Sonra hareket edemedim. Evet. Sonra işte dediğim gibi üç kulfallahu bir elhamla evet. Kurtuldum. Veyahut da o durumdan kurtuldum. Kurtuldun. Bunun evet. Sebebi ne? Niçin böyle bir yaratık var? Bunlar cin midir? Karabasan nedir? Cinler şu. Şimdi onlar bizim ruhsal ve bedensel yönden zayıf olduğumuz zamanlarda vücuda giriyorlar biliyorsun. O yüzden hani bizim en zayıf olduğumuz anlar uykuda uyurken evet. Pasif olduğumuz durumlar. Oradan vücuda giriyor ve vücuttan enerji alıyor. Kendileri bedensiz oldukları için bedenli bir varlığa girdiklerinde mutlu oluyorlar, huzurlu oluyorlar ve besleniyorlar. İnsan bedeninden hem ruhen hem bedenen besleniyorlar. Bu bir deneme. Bu peki vücuttan, iyi bir şey mi, kötü bir kötü şey mi? Bir şey, evet, şu anlamda söylüyorum. Onlar şey için yani. İyi olduğu kesin. Onlar için tabii. İyi. Yani insanda ne oluyor öyle bir şey olunca? Öyle olduğu zaman tabii bu süreçte
parmağını dahi kımıldatamayacak derecede üstünde tam bir ağırlık oluyor. Kalkamıyor, seslenemiyor. Seslendiğini zannediyor. Mesela bağırmak istiyor, aynen, bağıramıyor. Aynı şeyleri yaşadım ben de. Hatta evet. Yanındaki yattığı eşi veya oğlu, kardeşi, kimse o bile bunu duyamıyor. Ama duyurmak için çırpınıyor fakat tabii. Sonuçsuz kalıyor. Çünkü bütün vücudu katalepsiye sokuyor bu varlıklar. Ancak tabii yatağımızın başucunda, böyle fotokopi değil de, mesela safranla, misk, miskember, zaferan ve gül suyu karışımı mürekkeple Nami Peygamber yazılırsa veya Ayetel Kürsi yazılırsa o zaman bu vakalar yaşanmaz. En çok ne sıklıkla gördün Karabasan? Yani bir kişide? Çok kişide duyuyorum. Yok, aynı kişiye en çok ne kadar sıklıkla musallat olmuş mesela Karabasan? Hiç öyle... Bir... 15 günde bir, ayda bir falan yaşamışlar. Öyle kişiler var. Ben de bir kere hayatımda yaşadım. Çok evet. Enteresandır. Geçen sene İzmir'de. Ha, ilginç. Evet. Ne oldu? Bu zamana kadar hiç yaşamadım. Bu evet. kadar bu işin içindeyim. Hiç Karabasan yaşamadım. Ne oldu? Çok ilginç. Şöyle sabah namazından sonra tekrar bir şekerleme yapayım dedim. Ama namaz abdestiyim. Çünkü zaten namazı kılmışım. Tekrar yattım. Dedim 8'e kadar uyuyayım. Gözümü kapattım. Yattığımda bir baktım 2 metre boyunda sarışın mavi gözlü bir adam böyle benim başımı tutuyor, kırmaya, boynumu kırmaya çalışıyor. Böyle sıçrayarak, böyle çığlık atarak tekbir getirdim. Terkan içinde kalktım. Baktım saat 8.30. Yani gündüz. Ha. Güneş, hava güneşli falan. Geçen sene yazın oldu bu olay. Hay Allah'a şükürler olsun dedim ya, rüyaymış meğerse dedim. Ama o kadar canlı yaşadım ki hani olayı. Ondan sonra tabii üstümde ama çok büyük yorgunluk hissettim o psikolojik üzüntüye. Biraz geriye doğru kalktım. Belime kadar doğruldum yatakta. Bari mutlaka yatak başucunda 2-3 çeşit ayrı ayrı konularda kitap vardır. Bir tanesini alayım dedim. Hani bari kitap okuyayım. Hani şu şey kafam dağılsın diye. Elimi aldım. Saat gündüz 8.30. Bir baktım arkadan birisi kafamı döndürmeye çalışıyor bütün gücüyle. Yani rüya içinde bir rüya mı yaşıyorsun? Ya hayır ya. O rüya şeyinde, sürecinde o şeyi yaşadım canlı olarak. Evet. Onu atlattım. Bir ama daha mı daldın, rüyaya girdin? Rüya yok, değil. Değildi, tam tersi. İşte o tamam, ilginç. Karabasana... Hani tekrar rüya tamam. olsa diyeceğim evet. ki ikinci Karabasan olayı yaşadım. Tam tersi. Belime kadar doğruldum yatakta. Sırtımı şeye dayadım, bazaya. Ondan sonra kitap okuyorum. Bunlar kimdir? Kitap okurken yani canlı artık uyku falan değil. Kitap okuyorum ya. Gündüz kasıldın mı yine? Mi? Hareket edemedin mi? Kasılma değil. Resmen birisi şöyle kafamı evet. tuttu. Böyle boynumu kırmaya çalışıyor. Evet. Fizik o. Hayatımda ilk defa bu kadar bu işin içildiğim ilk defa böyle bir şey yaşadım. İlginç. Yani. Evet. İlginç. Kimdir bunlar? Yani mesela şöyle enteresan bir şey söyleyeyim. Mesela üzüntülü bir anım değil. Gayet mutluydum. Uykumu almışım. Hani abdestliyim, boynumda koruyucum var, hani yatak başucumda ayet var. Demek ki çok kendimize güvenmeyeceğiz. Mutlaka her zaman tedbirli olacağız. Bu bunu gösteriyor. Tedbir derken neyi kastediyorsun? Yani en büyük tedbir nedir? Sürekli namaz abdesti olmak. Nedir? Mutlaka bir yanımızda en azından hani bir duvarda koruyucusu olmasa bile kırmızı kaplı küçük cep defteri şeklinde cevşenler vardır. Herkes bilir. Böyle büyük camilerde veya dini kitap satan yerlerde olur. Cevşeni kebir. Onu mesela yatağın başucunda şifoniyerin üstüne koyup herhangi bir sayfasını açıp kendi yüzüne bakacak şekilde cevşeni tutarsa o da çok büyük olumlu tesiri oluyor. Koruma anlamında. Koruma cevşeni. Evet. Herhangi bir sayfasını açacak. Yüzüne doğru gelecek açık sayfalar. O şekilde yattığı zaman da yine büyük bir koruma etkisi oluyor. Yaklaşamıyor yani bu şimdi varlıklar oraya. İki kedi bir hayat diye bir arkadaşımız. Hı-hı. Zaten cinlerin varlığı Kur'an-ı Kerim'de vardır. İnanmayanlar açıp okumalı. Şimdi bir şeyi karıştırıyor insanlar bence. Ya Müslüman değiller. Hı-hı. Yani veyahut da cine inanmıyorum diye bir şey Hı-hı. olabilir mi? Müslüman olup da. Hayır olamaz. Olamaz değil mi? Yani olamaz. Şimdi
Hani ya cin olur mu filan, o zaman Müslüman olmaman lazım. Olmaz değil lazım. Mi? Evet. Çünkü tabii. Cin suresi var. Cin suresi 572. var. Sayfada. Onun dışında da 58 tane ayette, ayrı ayrı surelerde 58 ayette cinlerle ilgili konular var. Yalnız İncil'de, İncil'in dörtte biri cin konusu işliyor. Çok enteresan. Yani Hristiyanlıkta var mıdır yok mudur dediğimiz zaman Kur'an-ı orada daha Kerim'de, çok var. Kur'an-ı Kerim'de sadece iki sayfada cinden bahsederken, bak sadece iki sayfada bahsederken İncil'in dörtte biri cinlerden bahsediyor. Cin çıkarma seanslarından, İsa Aleyhisselam'ın onları öldürmesinden, hatta bunun öldürme yöntemlerini havarilerine öğretmesi konuları falan İncil'de neredeyse dörtte bir kapsayacak şekilde geçiyor. Ya İsis Enki diye bir arkadaşımız demiş ki bu konu tam yerine oturdu. Her dinin öncüsü, yani öncüsü var diyor. Evet. Yani evet. Ve diyor her dinin kendi kovma ritüeli var. Çok güzel. Doğru nasıl söylüyorum. Bunlar karışıyor? Nasıl oluyor diyor. Şimdi çok güzel. Yani niye Hristiyanlar bizim gibi davranmıyor veya biz de yani önünde sonunda egzorsizm dediğimiz evet. Cin çıkartma, şeytan çıkartma konusuna girdiğimiz zaman. Doğru. Çünkü şimdi mesela Budizm'de, Brahmanizm'de, Şamanizm'de de bu öğretiler var. Onlarda da bu şey. Mesela şeylerin sumo güreşçilerine dikkat etmişsindir. Evet. Mindere çıkmadan önce tuz atarlar. Evet. Kötü şimdi, ruhlar. Kötü ruhları evet. Kovmak için orada. Yani güreşirken konsantre olayım. Benim dikkatimi dağıtmasın. Çünkü bir sumo güreşçisiyle yapılan röportajda hani bunun sebebi soruluyor. Hatta ben de çok merak ederdim. Onu tuz gibi bir şey zannederdim. Meğerse tuzmuş o. Bu şekilde atarak oradaki kötü ruhları kovma peki, şeyimiz. Peki tuz mesela. Önemli bir faktör her mü bu arada? Evet, evet. Yani nasıl kullanacağız tuzu? Tuz mesela odaların köşelerine serpiştirilebilir. Onun kokusundan rahatsız oluyorlar. Tuzun kokusundan, kimyasal yapısından bu varlıklar rahatsız oluyor. Şimdi tuz ritüeli Şamanizm'de, Budizm'de, Brahmanizm'de de var. Maya, Keçva, İnka uygarlıklarında da var. Yani Orta Amerika ülkelerindeki şeyde de bu ritüeller var. Bu sistem var. Yani Paganizm'de de bu Paganizm'de var. De var. Çok güzel. Mesela üzerlik tohumu Paganizm'de de var. Orta Afrika'ya gideyim. Güney Afrika, yani Tanganyika'da da bu ritüel var. Üzerlik doğumu çok enteresan. Yani Orta Amerika neresi? Hani Keçba uygarlığı, İnka uygarlığı neresi? Amerika veya Kızılderililerin. Yani böyle sordukça başka sorular geliyor aklıma. Mesela şamanlar yani kamanlar bir ritüel yapıyorlar. Evet. Yani hem işte hastalıklardan bu bir hani artık kim evet. Hasta olduysa onu kurtarmak için. Evet. Veyahut da savaşa gitmeden önce yapıyorlar veya evlenirken böyle törenler yapıyorlar. Evet, evet, evet. Yani bir inisiye töreni yapıyorlar. Evet, burada da yine şeytanlar ve cinler mi daha hayır, çok yapılan? Hayır, orada nedir? Onlar ruhları çağırarak, delilerinin ruhlarını çağırarak yani öbür alemde onlarla görüşerek onları çağırıp yardımını alıyorlar. Mesela savaştan önce veya tedavide mesela ölmüş alimlerin hani bu bilginlerin ruhlarını çağırarak işte soruyorlar. İşte hangi ilacı kullanalım, neye yapalım. Şimdi bakıyorsunuz mesela ilaç sektöründe zamanda şifalı bitkilerle ilgili diyor ki işte katran tozunu bilmem keçi boynuzunun tozuyla karıştırıp balık atacaksın bilmem ne. Ya bunu bir insanın ne 10 bin yıllık insan tarihi yeter mi buna yani? Ne alakasız şeyleri alakasız şeylerle karıştırıp işte şunu şu kadar bunlar nasıl öğreniliyor? Bunlar nereden biliniyor? Nasıl öğreniliyor? Yani bunlar da kendi atalarıyla görüşerek yani ruhlarıyla görüşerek, evet. Bilgi atalarıyla görüşerek bu şeyleri elde ediyorlar. Evet. Sen ruh çağırıyor evet. musun? Ruh çağırma olarak değil de tabii o varlıkları. Evet. Ama yani astral seyahatte ruhları da çağırıyorum. Yani hani, senin yönteminde astral seyahat olması lazım. O anda evet. ruhlarla da ilişkiye girebiliyor musun? Ölmüşlerden bahsediyorsun. Ölmüşlerle giriyoruz. Evet. Mesela kişinin vefat etmiş babasıyla, annesiyle görüştürüyoruz. Peki bunun binlercesini yaptık annesi yani. Babası mı yoksa bir cin mi? Hani yok. Hep bu konuşulur. Bravo evet. Ha. Orada çok şüphe var. Fakat şimdi mesela süje diyor ki mesela
babasında sır kalmış şeyler var. Mesela bir soru soruyor veya babasına sarıldığı zaman, babasını çağırıyorum ama bir büyük bir varlıkla gönderiyorum ruhlar aleminden. O kişinin anne ve ismini, baba ismini çağırıp getirtiyorum. O kişi hüngür hüngür ağlıyor. Yani o kadar canlı olarak görüyor ki o çağırdığım babasını veya annesini ve sarılıyor. Hocam diyor, babamın kendine has bir kokusu vardı diyor, kokuyu aldım diyor. Hiç aklıma gelmezdi diyor Ha, ilginç. sarıldığı zaman. Evet. Veya diyor ki Peki tuttuğum zaman diyor evet. resmen babamın elini nasıl hani fiziken bir insan elini dokunduğunda fiziken hisseler duyar. O şekilde Peki bu hissettim diyor doğru bir yani. şey mi? Yani hani Şimdi yapmak bu işi. yapmak Yani doğru günah değil, mu? günah mı bu iş? Şimdi şöyle, ben tabii Hiç şey sorulmayan niyetinde, soruları doğru, soruyorum, çok güzel soru, farkındaysan, çok tamam mı? güzel soru ama gerçekten doğru bir soru. Niyetinize bağlı. Şimdi benim amacım mesela babasının vefat etmiş babasını özlemiş ve merak ediyor. Acaba orada azap çekiyor mu, azap görüyor mu, babam üzüntülü mü nedir diye. Çağırdığım zaman hani konuştuğu zaman o kişi mutlu oluyor. Ondan sonra babasının iyi olduğunu öğreniyor. Sormak istediği özel bir şey varsa onu soruyor. Yine Yani söylüyorum tatmin ama oluyor. bu bir hani çağırma seansı, bir hipnoz mu? Hipnoz değil. Değil. Şimdi Sadece bak. gözü kapalı Bak o soruları kadar. sorayım ben. Güzel güzel Tamam. sorular Bu güzel, bir evet. adamları hipnoz mu Doğru ediyorsun doğru. yani? Ay hipnoz mu Ha. ediyorsun diyorlar. Ha. Şimdi hipnozda süje kendinde oluyor mu? Evet. Olmuyor. 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 Peki şimdi sen gözünü kapattığın zaman bütün şuurun açık mı değil mi? Açık. Tabii açık. Tek farkın gözünün kapalı olması. Evet. Yani şu an buradaki odadaki eşyaları görmüyor oluşun. Bebeni Tabii. görmüyor oluşun. Göz kapalıkla açıklık ama zihin aynı. Ne sorarsam sorayım dışarıda hangi sesler gelirse gelsin ikimiz de aynı sesi duyacağız. Aynı odadaki kokuyu alacağız. Doğru mu? Doğrudur. Tek fark gözü kapalı. Tabii. Gözü kapandığında İstediğin bir anda vizyon, açabilirsin. evet, Evet. bir vizyon oluşturuyorum. O vizyonla birlikte başlıyor büyük zatlarla görüşmeye, oranın kokularını almaya. Şimdi mesela diyelim ki hipnozsa, ben hiçbir şey söylemiyorum mesela. Yanındaki nasıl gül kokusu, öbürü çiçek, menekşe kokusu alıyor, öbürü hiçbir koku almıyor. Mesela iki kişi arasında oturuyor, kişi hiç koku almıyor. Bunlar nasıl oluyor? Evet. Ben diyor, ve diyor, öyle bir gül kokusu ki hocam diyor, yani böyle normal bu dünyadaki aldığımız gülün kokusu değil diyor. Çok daha keskin, çok farklı bir, net bir koku diyor. GDO'suz gül kokusu Aynı. diyor. Mesela yapma bir, çakma bir parfümle gerçek bir parfümü bir odaya girdiğin zaman anlarsın değil mi? Tabii. Bu diyorsun gerçekten Tabii. hakikaten bu adam gerçekten kalite bir şey sürünmüş diyorsun. Parfüm aynı onun Peki. gibi. Şimdi yine Karabasan olayına döneceğim. Birisine Karabasan bir şekilde bulaştı ve senin dediğin gibi hani Evet. benim gibi ben bu yaşımda bir kere yaşadım. Uğur sen çocukluğunda yaşamışsın. Evet. Sen işte bir Ben kere bu yaşında bir ki geçen geçen sene sene yaşamışsın. Ama yaşadım. bunu Evet. devamlı sık yaşayanlar Tabii için çok sık büyük yaşadım. bir travma aslında bu, değil Maalesef, mi? maalesef evet. Evet, Evet. tamam. Yani bu sık yaşayanlar, bizi izleyenler varsa bunlarla ilgili Evet. yani çok net nasıl korunsunlar? En güzel korunma yöntemi bir kere tam uyuyacağı zaman namaz abdestiyle Bir yatmak. deneyin en azından. Evet, Evet. denesinler. Ashab-ı Keyf'in isimlerini Yemliha, Mislina, Mekselina, Mernuş, Debernuş, Yazonuş, Kefeş, Çataş, Kıtmir. Bunların isimlerini 7 kere tek teker teker 7'şer Bunlar defa kimdir? yata Ashab-ı Keyf'in isimleri. İsimleri değil mi? Evet. Evet. Tabii biz bunları Ertan Kıtmir de dahil olmak yıllarca üzere. Kıtmir Evet. tabii. Yemliha, Mislina, Mekselina, Mernuş, Debernuş, Yazonuş, Kefeş, Çataş, Kıtmir. Bu 7 ismi şeyle birlikte 7 uyurların isimlerini yatağa okusunlar. Bir kere de Name-i Peygamber'i okuyarak daire Niye yedi içinde. uyurlar? Evet, şimdi Ben biliyorsunuz bilmeze yatıp öyle sorular güzel, sorayım. tabii çok güzel. Bu ismin insan üzerinde bir isminin belki o kadar yıl uyumaları, mağarada uyumanın getirdiği bir manevi atmosfer var. Mesela uyuyamayanlar için de aynı şeyi söylüyorum. Çok Ha, enteresandır. çok Bunları hep ilginç. denedik. Evet. Bunları denedik. Okunduğunda Name-i Peygamberleri de daire içine aldığı zaman görecek ki mümkün değil Dairenin içine kabus almak ne görmesi. demek? Çok güzel. Evet.
Ben şimdi öyle diyorum ama daire ne sanıyorsun? Şimdi ben bildiğim için ama sana sorayım. Bilmeyen arkadaşlar dinlesinler onu. Doğru. Evet. Temsili olarak sağ işaret parmağımızla yatağımızın böyle kenarını gözümüzle evet. parmağımla temsili dokunmak tamam. şart değil. Bu şekilde daire içine alıyoruz yatağımıza. Evet. Bu arada bir ritüel okuyor musun? Hayır. Yalnızca. Peki bir niyette bulunuyor musun? Hayır. Evet. Ona gerek yok. Sadece bir Name-i Peygamber okusun yeter. Şimdi bunu bir denesin arkadaşlar. Evet. Hani evet. Volkan Ergenekon artık İstanbul'da. Evet. Hem Twitter hem evet. bütün sosyal medyası var aslında. Evet. Bol bol yazar. Cevaplıyor musun soruları? Tabii hepsini elimden geldiği kadar cevaplamaya evet. çalışıyorum. Bir de bir şey ben bunu tevafuken buldum. Mesela sabah namazına kalkamayan arkadaşlar var. Hani üzülüyorlar. Ya biz ne kadar uğraşıyorum diyor. Bir türlü üstüme bir ağırlık geliyor. Kalkamıyorum diyor. Ben ona şuna dikkat ettim. Eğer Kur'an-ı Kerim'den bir yaprak önlü arkalı birer sayfa olmak üzere bir yaprak Kur'an okuyup yatsın. Gece 2'de bile yatsa sabah mutlaka 5'te ayağa dikiliyor. Ben bunu müşahat ettim. Bilmiyorum tamam. ama gerçekten bir sayfa bile olsa Kur'an okursa yani illa Arapçasından değil. Yani Türkçesinden de. Ama tabii Arapça şeyleri manasıyla okusun kesinlikle kalkıyor sabahleyin evet. dikiliyor. Şimdi Gülhan Güçlü demiş ki en güzel korunma yöntemlerinden birisi abdestli olmak. Senle aynı şeyi söylemiş. Evet, doğru. Temizliğe dikkat etmek. Çok güzel. Doğru. Demiş ki ben. Çıplak uyumamak. Çok güzel. Tamam. Çok güzel bir şey söylemiş. Yani işte ve 3 İhlas ve 1 Fatiha okuduğunuz zaman uyumadan önce okursanız çok iyi çok olur. Çok güzel. Katılıyor doğru musun? Söyle. Evet evet. Başka tabii eklemek ki, istediğim bir şey ona var mı? Ona herkes katılır yani. Evet. Çünkü mutlaka üstümüzde bir örtü olması lazım. Yani tam böyle çıplak yapmamak Şimdi bak lazım. Çok güzel bir soru var. Şimdi Uğur sende kedi var değil mi? Evet. Şimdi bizim evde hem köpek hem kedi var. Sende var mı? Hayır. Hayvan. Yok evet. tamam. Sen kedi sevmiyorsun. Öyle hatırladım değil mi? Öyle bir şeydi. Evet. Bir şey demeyeyim. Panter Nalan'la kapışmak istemem. tamam. Ece bandırma. Köpekle uyuyunca da hani bir problem olur mu demiş. Gerçekten olur evet. Niçin köpek mesela? Ya, köpeğin ya arkadaşlar, kedi olur mu mesela? Kedide problem var mı? Kedide %100 var. Kedi daha köpek problemli mi? Kedi daha problemli çünkü nasıl biz kedileri seviyorsak onlar da kedileri öyle sevdikleri için mutlaka musallat oluyorlar. Ha çok kedilerin ilginç. Bedenine evet. Ne oluyor ya, musallat olunca kediye? Yani nasıl ne farklar yaşayacağız? Onu yönlendiriyor. Mesela bazıları diyor ki ya resmen bana insan gibi bakıyor hocam diyor ya. Tamam. Kedi gibi değildir diyor. Sanki konuşuyor. Ama kedilerin karakteri öyle değil mi? Karakterleri genelde öyle ama tabii şöyle mesela agresif davranışlar sergilemeleri. Evet. Mesela bununla ilgili deneyler yapıyorlar. Mesela ne yaparsa yapsın bir gün aç bırakmış birisi videoda %100 seyretmişsindir. Odaya şey koyuyor, et koyuyor, köpek bir türlü giremiyor odaya. Ne yapıyor? Kıvranıyor ediyor, orada bir varlığı görüyor. Onun yüzünden odaya giremiyor. Oysa ki bir gün 24 saat aç kalmış, o yoksa çoktan o ete saldırması lazım. O varlığı o hissettiği varlık için. Evet, hissettiği bu videoyu için. Bilmiyorum. Peki, izlemedim. Evet. Şöyle söylemem. O zaman bu aynı zamanda iyi bir şey değil mi? Yani bir hani alert olarak. Alarm yani. Bakın, yani ya iyi bir şey değil mi köpekle olmak yani bu anlamda? Ya şimdi ben de köpekleri çok seviyorum. Tamam, Hatta köpek veya kedi. Köpekler evet. için ben özel olarak iki kapılı böyle kapımın önüne kulübe yaptırdım. 3 tane sokak köpeğini besliyorum. Yani iyi besliyorum yani. Evet. Onun dışında diğer sokak, daha ileri caddelerde köpeklere de yardımcı oluyorum. Hani çünkü onlar gariban kaldı. Niye kedi değil? Hatta. Şimdi kedi değil, kediyi de besliyoruz canım. Yani ben beslemiyorum da. Var. Sen niye? Yani bir kuşları besliyorum. Şey mi var? Bir problem mi yaşadın? Bir yani şey mi oldu? Çoğunlukla onları bu yoksa şekilde gördüğüm için. Tamam, okey. Onları gördüğüm için. Yani ilmimden dolayı gördüğüm için diyorsun için, uzak durmaya çalışıyorum. Doğru anladım değil mi? Yani tamam. Psikolojik aslında. Evet. Defne yaprağı tütsüsü iyi gelir demiş Emre Cevdet şey Karahan. Evet. Geçen hafta Altınoluk'taydım.
39 yaşında bir kardeşimiz sigara ve alkol almadığı halde kedilerle yatıyor ve kedi kılı ciğerine giriyor ve parçalıyor, o yüzden ölüyor. Evet, 39 evet. Yaşında. Ben onu çok çok dikkat ettiğim bir şey. Sağlık açısından da hani, çünkü görülemiyor, çok ince batıyor ve ciğeri parçalıyor. Yani sağlık açısından da şey. Şimdi tabii sevgili dostlar, Volkan Kemal Ergenekon benim Türkiye'de tanıştığım hani metafizik konusunda en önemli kişilerden biri. İkincisi kim bilmiyorum bu arada. Tamam. Ben de dedim acaba kim ya? Tamam. Yani şöyle, tabii Volkan direkt işin içinde olduğu için ben şöyle söyleyeyim. Yani mesela Ata Nirun'la yapmış olduğumuz sohbetlerde, ki onun biliyorsunuz önemli kitapları da vardır. Karanlığın ışığını muhakkak okuyun. Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. O da çok seansa gitti. Biliyorsun. Evet. Çok konuşurduk, anlaşırdık. Evet. Anlatırdı. Evet. Şöyle mesela diyor ki Ata abi, ben şimdiye kadar diyor çok seansa gittim. Evet. Yani onlar Bedri Ruh Salman'ın ekibi olduğu için onlar daha da fazla hani birbirleriyle işin içindeler ve birbirleriyle daha çok kontak içindeydiler. Dolayısıyla dedi ki bir tane adamın dışında hiç kimse dedi şey olmadı. Hani ritüellere gittik bir şekilde. İşte isterseniz ismine cin çıkartma deyin, isterseniz ritüel deyin, ne derseniz deyin. Dedi ki bir tane leğen vardı. Adam su koydu leğene. Evet. Ve bana sordu dedi rahmetli. Dedi ki ya bana öyle bir şey söyleyin, kaybettiğiniz bir şeyi. Ama bir hakkınız var dedi. Evet. Demiş üstada. Ve ben onu size getireceğim demiş. Ne demiş? Leğenin su içinde su. Başka bir şey yok. Leğeni koymuş, içine de su koymuş. İsmini biliyor musun? Yok, söylemedi. Söylediyse de şey yapmadım. Nasılsa hani sonra öğrenirim diye. Sonra adam demiş ki ne istiyorsun? O zaman demiş ki babaannemin demiş bir tane şeyi vardı. Nedir onun ismi? Broş. Ama içinden resim çıkar ya. Evet. Onu dedi, onu kaybettik dedim dedi. Şey yaptı diyor, suyu karıştırdı zırt diye aynı broşu çıkarttı verdi. Mahsus dedi, uzun bir şey söyledim. Hani bulunamayacak. Evet, hani şey olmayacak. Hani aklımıza desek ki saat bir tane saat gelir. Ama dedi şey o zaman dedi ilk defa karşılaştım böyle bir şeyle. Rahmetli bunu anlatmıştı. Onu söylememde yarar var böyle. Ben onunla ilgili bir şey söylemek isterim. Lütfen. Bu suya getirmeyle ilgili. Böyle bir karı koca geldi. İşte dediler Ayhan Hoca var. Unuttum şimdi ya. İstanbul'da şeyde. Neyse, Bostancı'da. Bostancı'da. Evet, o da Bostancı'daydı. Öyle mi? Aynı kişi de olabilir. Aynı kişidir büyük ihtimalle. Ayhan Hoca var. Böyle suya büyüleri şeyleri getiriyor bilmem ne. Ya dedim bunlar real şeyler değil. Hani uyduruyor dedim, yani. Uyduruyor falan filan dedim. Gitmiş söylemişler. Baktım Ayhan Hoca beni aradı. Müsaitseniz dedi hocam dedi şeye geliyorum, yanınıza geliyorum dedi. Yalnız baş başa kalmam gerekiyor dedi. Tabii estağfurullah dedim, buyurun dedim. Geldi. Herkesi çıkardı odadan. Halıyı dürdü. İçeriden leğen getirmişsiniz dedi. Leğen getirdim. Tuzu ben getirdim. Suyu ben doldurdum. Ya üstünü komple çıkardı adam. Bak üstünü komple çıkardı. Öyle kollarım olayı sıyırmadı. Evet. Dersiniz ki dedi. Hani acaba o kıvrımların içine mi bir şey sakladı da oradan şeye döküyor. Evet. Dersiniz dedi. Leğene dedi. Bak hiçbir aklınızda sıfır. Aynı kişiden bahsediyorsun. Aynı kişi. Evet. Ayhan Hoca'ydı o. Evet. Gerçekten yapıyordu. Evet. Ondan sonra elimi bak dedi, bu sizin getirdiğiniz su, leğen sizin suyunuz dedi. Bakın yer tamamen halamalı, hiçbir şey var mı şu an dedi kafanızda dedi bir şüpheci. Hayır dedim, yok. Her şeyi ben hazırladım dedim. Peki elinizi koyun suyun içine dedi. Üstünde örttüm çarşafta. Bekliyorum. Biraz sonra baktım su böyle hareketlenmeye başladı Ertan. Fıkır fıkır fokur fokur fokurdamaya başladı. Ulan bir bakayım avucunun içi kum oldu. En sonunda Bismillah deyip şeyi çekti.
İçinde işte çivi falan, iğneler, sabuna batırılmış iğneler, muskalar falan filan. Ben şok içinde kaldım. İnanır mısın? Leğenin yarısı kum doluydu. Ha, yani onu bir Yani yerden çıkar. onu, yani insan ne, Evet. onu nereden getirebilir ben bir, yani aklıma. O sadece uzakta koltuğun üstüne oturdu, uzaktan. O toprak nasıl geldi o Şimdi leğenin peki içine, şöyle yani bir o konuya şey yani. gir. İllüzyon konusu. Ama bu Mesela yani bilmiyoruz. ya avucumun içinde Bu tutuyorum toprağı, yani tamamen şeyin yarısı toprak oldu. Şeyi tuttum, çözdüm. Muskayı açtım yani elimle. Hani bir görüntüde bir şey değil. Resmen eline tutuyorsun, onu çözüyorsun, açıyorsun. Hani öyle bir şey. Koruyucuyu çözdüm, içindekileri okudum yani. evet. Şimdi içinde benim ismim yazıyor. Yapmışlar mesela. Yani o Hani arada ya bu ters nasıl? söylüyorum. E Yani ben tabii. bunu yapmam Tamam, lazım onu ya. düşünelim. Tabii. Yani şöyle, bu Onu adam düşünelim. seni hipnoz etmiş olabilir mi? Yoksa Ya benim bir gibi bir adamı ya, o illüzyon... kim, o beni hipnoz edebilir, benim gibi adamı ya. Ben Yani sorayım bu da. tabii. Ama olamaz diye bir şey yok. Olur yani. Tabii. Hani olmaz diye bir şey yok. Biz de hipnoz olabiliriz. O ayrı da, ama böyle bir şey olmadı yani. Hani Evet. hipnoz desem o Demek ki kum nasıl Ata abiyle aynı geldi? kişiden Aynı bahsediyorsun. Denk kişiydi. geldi Aynı demek. kişiydi, evet. Evet. Ondan başka da zaten Türkiye'de yapan yoktu. Sonra zannediyorum Bak Allah diyor. rahmet eylesin, vefat etti. Antalya'ya taşındı. Orada vefat etmiş. Evet, Allah rahmet eylesin. Amin. Ben hiç tanımadım. Evet. Ertan Bey denir ki söz konusu varlıkların musallat olduğu kişilerden kurtulmak için deniz aşırı yerlere gitmeliler. Evet. Yok, öyle Yok, değil olsa mi ki her böyle? deniz yolculuğu yapan bundan Kurtulmuş olurdu. kurtulmuş oldu. Evet. Evet. Peki negatif enerji, Zarif ne yazmış? Tam okuyamıyorum da artık. Gözler gitti. Zarifen, evet. Negatif enerji ne ya? Çok saçma insanlar var demiş bizler için. Evet. Sağ olsun, Allah razı Sağ olsun. olsun. Başka bir şey yani, o da negatif enerji. Artık yani şimdi Belki de şöyle, like'ları yani sürekli bak yine arttırıyor. Uğur diyor ki şu anda 1000 kişi izliyor. Ana 122 kişi Evet. diyor. Hatta arkadaşlar da yazmış. Like atın da bunlar herkese gitsin. Ulaşsın. Çünkü algoritma, yine söylediğim gibi, öğrendim ya artık Uğur sen. Algoritma öne çıkartıyormuş falan. Şimdi bugün bir şey söyledin bana. Söylememi istiyorsan kapatabilirim Yok, konuyu. estağfurullah. Bir kadına aşık olan bir varlıktan Evet. ve içine girmiş çıkmıyor. Evet. Nedir konu? Yani böyle Ha, öncede olaylar... yaşadığımız olay mı o? Evet, Karateci evet, evet, olayında evet. mı? Ya o felaket bir olaydı o gerçekten. Hatta ben sana o arkadaşları da aslında planımda yok değildi. Bugün keşke zaman bulalım. Bugün Çok efendim yoğundum. biz Şafak Sezer, Kutsal Damacana filmlerinin son bölümünü çekecek. Biliyorsunuz uzun metrajlı film. Kamil Çetin de yönetmenliği yapacak. İkisi de buradaydı. Evet. Bu YouTube'dan önce hem Şafak Sezer hem de Kamil Çetin. Onlarla birlikte bir seans da yaptık Evet, aslında. Hani ufak bir onlara seans. yardımcı olabilir miyiz filmlerde? Evet. Hani nasıl oluyor, nasıl bu işler gelişiyor diye. Evet. Evet. Şimdi karateci arkadaş bir çıktığı kız var. Kıza ne zaman yaklaşsa boğazını bir varlık sıkıyor. Karateci arkadaşın. Ya tam kızı Bir tane öpecek. kız var. Tam kız Bir arkadaşı var kız arkadaş, yani karateci. erkek arkadaş Erkek yani. arkadaş. Evet. O tam öpeceği zaman gırtlağını sıkıyor. Tam elini omzuna atıyor kızın. O sırada yaklaşmak istiyor. Hemen gırtlağını sıkıyor. Sonra bu diyor ki Volkan abi diyor, senle böyle seanslarını izlemiştim diyor. Ben de çağrışım oluşturdu. Ya bu benim kız arkadaşımda da böyle bir şey olabilir mi acaba diye. Sonra bir akşam dedim ki ya bana samimi olarak söyle, senin böyle bir olayın var mı? Dediği zaman, Böyle bir olay derken. yani bu varlıklarla Evet. ilgili bir olayın var mı? Hissediyor musun? Deyince dedi Asıl ki olan hissetmek midir? hissetme veya Evet. daha ileri derecede görmesi, Evet. yaşaması. Diyor ki vallahi diyor ben sana bir şey itiraf edeyim diyor. Şimdiye kadar bütün kimle samimiyet de ileriye gittiysem, hani evliliğe doğru ilişkim gittiğinde, ya o kişinin başına bir trafik kazası geldi, ya evi yandı, veya işinden kovuldum, hapse düştü, Bir şeyler hepsinin ters başına bir gitti. bela Evet. geldi. Ama sen şükret ki sana sadece hani gırtlağını sıktılar falan, böyle bir ikaz mahiyetinde.
ve ayrılalım diyor. Çünkü senin de başına bir şey gelmesinden korkuyorum diyor. O da diyor ki ayrılmak yerine çözüm bulsak daha iyi değil mi diyor. Benim tanıdığım Volkan abi var diyor. Ona gidelim diyor. Bana geldiler bunlar. Geldikleri zaman bu olay Üsküdar'da geçti. Bir tane Mecidiyeköy'den bir mali müşavir, bir sigorta şirketinde görevli mali müşavir, bir tane emekli hakim albay, bir de Beşiktaş'ta emlakçı bir arkadaşım. O da benim çayımı içmeye gelmiş. Ama diğer ikisi bir şey sormak için gelmişler. Ben baktım kızda tam obsesyon var. Bu dedim eğer ben okumaya başlarsam bu bana saldırır büyük ihtimalle dedim. Ne Onların demek? yanında Bu nasıl bir tutturdum. obsesyondan bahsediyorsun? Yani Ne şimdi tam hissettin olarak yakalanmış artık. yani? Kıza hakim olmuş artık yani. Anladım. Yani Böyle tam şeytan girmiş şeytan dedikleri girmiş ha. bu ucundan. Şimdi albayı yanına tutturdum kızı. Uğur'u ve öbür arkadaşımı da o kızın sevgilisine yanına tutturdum. Fakat mutfakta tembih ettim. Bak dedim sağ, bir an hareketlenir böyle vurma el kol hareketi olduğunda hemen el ayaklarını tutacaksınız dedim. Çünkü biraz sonra saldırabilir bana dedim. Ama kız psikolojik olarak o moda girmesin diye onlara mutfakta tembih ettim onlara. Sonra tekrar içeri aldım. Seansa başladım. Seansta birdenbire bu hareketlendi kız. Bunların dördü birden bir sağa bir sola bir sağa sola doğru çarpmaya başladı. Sonra durdu. Bıraksanıza ulan şerefsizler dedi benim elimi dedi. Bak hepinizin başına bela getiririm dedi. O mali müşavir çocuğa döndü. Ama bana bak dedi sen sarışın mavi gözlü bir nişanlın yok mu dedi. Çok seviyorsun onu dedi. Sen dedi bu hocaya yardım etmeye devam et dedi. Bak ben senin onunla aranı bozayım da gör sen dedi. Öyle deyince çocuk korktu. Ya Tabii. hocam yapabilir mi acaba? Yok dedim ya korkutuyor dedim. Sana gözdağı veriyor dedim. Biraz sonra yakacağım zaten onu dedim. O nasıl sana böyle? Hiç korkma dedim. Sen lütfen tut. Sıkı Sen tut. ona Evet. inanma dedim. Bunların söyledikleri %90'ı yalandır falan dedim. Tamam abi falan dedi. Devam etti tutmaya kızın kolunu. Bu sefer kızın vücudundaki dedi ki peki dedi, albayım dedi, utanmıyor musun dedi, sanki Müslüman mısın gibi geliyorsun hocaya dedi. Ulan sen deist değil misin dedi, şerefsiz, böyle küfürlü Evet. müfürlü konuşuyor. Ki o kızın konuşması mümkün değil, kız çok hanımefendi bir kız böyle. Sen dedi, hazine işi için geldin değil mi buraya dedi. Bak onu da biliyorum deyince, o dedim ki terbiyesizlik yapma, doğru düzgün konuş, komutanımıza karşı efendi ol, terbiye ol dedim, bak daha kötü şeyler yapacağım sana falan dedim. Albay dedi ki hocam doğru söylüyor dedi. Gerçekten ben deistim dedi. Ve bir yerde bir hazine olayı var onun için gelmiştim dedi. Evet. Öyle Sonunda ne deyince oldu? o Evet. şey o çocuk hemen kızın elini bıraktı. Hadi Ha. dedi bu tesadüftü dedi. Bu albayın şeyini nereden bilecek dedi bu dedi. Hani tanışmıyoruz etmiyoruz burada hiçbirimiz birbirimizi tanımıyoruz dedi. Çocuk kaçtı gitti. Albay dedi vallahi ben de başıma bela almak istemiyorum dedi. O da bıraktı kaçtı gitti. Geriye emlakçı arkadaşla o karateci arkadaş kaldı. Ama öbürü zaten Avrupa şampiyonu yani karatede çok şey birisi güçlü kızın sevgilisi. Öbürü zaten Uğur 1.90 boyunda kabadayı bir çocuk güçlü. Fakat ikisine yine sallıyor sağda solda o vaziyette. O küçücük kız bunları böyle sağdan sola sallıyor. Sonra ben seansı durdurmak zorunda kaldım. Dedim arkadaşlar hani bunu yarına bırakalım. Yani yapamadık, başaramadık. Ve hiç başaramadım biliyor musun? O kız da Yani öyle hiç kaldı. başamadım derken Sonu kaç defa ertesi yaptınız yani 2-3 kere ritüeli? falan 2-3 gün böyle sürdü. En sonunda ben pes ettim bıraktım. Ben Ne oluyor yapamadıysak yapamadık öyle hani bu işin durumda? içine yok. Ne oluyor öyle Devam durumda? etti. En sonunda tamamen kızı toplumdan uzaklaştırıyor, işten uzaklaştırıyor, toplumdan uzaklaştırıyor. Önce eve kapatıyor. Bir iki sene evde dışarı çıkmama olayı başlıyor. Daha sonra odaya kapatıyor. Odada çıkmama olayı var. Ve maalesef sonu tabii Peki çok kötü bitiyor. şizofrenik belirtiler Bravo, var mı orada? Evet. aynen onlar oluyor. Mesela Ama şimdi şizofre derken, şimdi şizofrense o şeyi nereden biliyor? O çocuğun sarışın mavi yok gözlü yok nişanlı olduğunu, şizofrenik o albayın belirtiler durumu. dedim.
Şizofren demedim. Şizoid zeminde depresyon önce evet. baş gösteriyor. Şizofreniden önce. Süje burada zaten biliyorsunuz bir aktif şizofren var, bir pasif şizofren ana hatlarıyla. Ama onun dışında 400'e yakın şizofren çeşidi tabii. var psikiyatride. O emareleri yaşıyor. Yani eve kapanma, yıkanmama, sosyal olayların kendisine bir şey ifade etmemesi. Sonunda ne oluyor bu insanlara? Sonu intihar. İntihar mı? Evet, maalesef. Büyük çoğunluğu intihar ediyor. Evet. Şimdi sevgili dostlar, konuyu açarken ben tabii bu konularla ilgili ben de bir anımı anlatayım. Böyle sohbet ediyoruz dostlarla birlikte. Ama bunun birlikte. Çok ilginç devamı var ama evet, esas o zaman bitir istersen. Bunun daha devamı var. Esas orada başlıyor olay. Şimdi bunlar gittiler. Giderken ben Uğur'a dedim ki yani dikkat et diyelim yalnız. Şimdi bir tek sen kaldın. Sen yardım ettin dedim hani bize falan. Biraz kendi karate çocuk mu yoksa muhasebeci? Hayır, o emlak şarkı. Emlak şarkısı. Evet. Onların hepsiyle seni tanıştırırım. Hepsiyle burada yüz yüze görüştürürüm. Onlar tabii daha bizzat kendileri yaşadıkları için daha sana ayrıntılı canlı anlatırlar. Çünkü 25 sene önceki bir olay yani evet. aklına kalan. Sonra ben Çengelköy'deydim, eve döndüm. Baktım 10.30'da telefon çalıyor. Uğur'un hanımı. Volkan abi ne olursun bu saatte aradığım için özür dilerim ama eşim çok kötü durumda. Emlakçı arıyor. Evet. Ne olursunuz gel bana lütfen bize gelebilirim hemen aldıralım seni falan çok kötü durumda falan. Hemen pallur küllür giyindim. İndik aşağı. Evine gittim ki tabi perişan şokta kendisi. Olay şu. Diyor ki abi diyor ben senden ayrıldıktan sonra motora bindim Beşiktaş'a geçtim. Üsküdar'da. Beşiktaş'a geçtim. Aa baktım benim ortağım, abim, yani manevi abisi, arabanın öbür tarafında duruyor. Ya gel seni şeye bırakalım, Çengelköy'e bırakayım diyor. Abi beni Çengelköy'e niye bırakıyorsun? Ben zaten biraz sonra burada işlerimi görüp kendim geçeceğim. Sen çünkü Beşiktaş'ta oturuyorsun. Beni bir daha şu akşam trafiğinde köprüden, Boğaz Köprüsü'nü geçip Çengelköy'e bırak, tekrar geri döneceksin. Saçma bir şey. Zaten şimdiye kadar yani 2,5-3 senedir ortaklar. Hiç böyle bir şey olmaz. Olması zaten anlamsız, saçma bir şey. Yani niye kulağını tersten tutsun? Dedim ki abi niçin? Yok diyor, seni bırakıyor. Ya abi gerek yok. Öyle bir ısrar etti ki diyor. Ama en sonunda dedim ki herhalde bu geceliğin Boğaz turu atmak istiyor. Canı herhalde gezmek istiyor. Yanına arkadaş arıyor. Kendine arkadaş arıyor. Peki dedim, bindik. Tam Boğaz Köprüsü'nün ortasına geldik hocam diyor. Önümüz boş olduğu halde, önümüzde araba olmadığı halde aniden frene bastı diyor. Abi diyor. Frene basınca ben yani şöyle bir yani refleksi olarak başım ayağına gitti. Yani niye basıyorsun? Önümüz boş. Yani, ne oldu diye. Ne oldu diye baktım da bir baktım ki ayağı tersti diyor. Onunla birlikte benim bütün vücudumda elektrik boşaldı. Ben koltuğa böyle yayıldım. Öyle kala kaldım diyor, şok geçirdim peki, diyor. Peki sonra tekrar evine bırakmış mı? Bak söyleyeceğim. Bana bak diyor, şimdi diyor kırayım mı direksiyonu diyor şeye, şimdi anladın mı sen kim olduğumu diyor. Yalvarırım, bakın 6 aylık çocuğum var benim, hani yeni evliyim falan diye böyle. Fantastik benim, filmler gibi yani. Fantastik filmler gibi. Fakat o da var ya 200 kişiye dalan bir çocuk, çok cesur, çok böyle kahraman şey bir çocuk yani. Kabadayı bir çocuk. Benden uzun boylu, iri yarı böyle şey bir çocuk. Orada diyor benim gibi bir adam diyor. Bütün şeyimi, elim ayağım boşaldı ve bayılmışım diyor. Korkudan diyor. Koltukta diyor. Ne olduğumu diyor. Evde gözümü açtım diyor. Eşim diyor. Eve nasıl çıkmış? Eve şöyle çıkıyor. Ondan sonrasını hanıma anlatıyor. Evet. Tabii şeyde bayılmışım, araba gelmiş, onların evleri müstakildi Çengelköy'de, bahçeli. İçeri giriyor, hanımı diyor ki ya araba geldi girdi diyor fakat farlar hala açık. Oysa ki diyor Uğur hemen bahçeden girelim, kapatırdı ki hani evet, farlar evi evet. rahatsız etmesin diye. Aa bir baktım 5 dakika, 7 dakika, 8 dakika. Ya dedim bu Uğur niye oyalanıyor arabanın içerisinde? Ya şeyi açtım, seslendim, Uğur kapatsana. Farları. Niye? Gelsene içeriye dedim diyor. Bakın ses yok.
Onun üzerine gittim, arabaya bir baktım ki direksiyon kısmında hiç kimse yok. Uğur şeyde baygın yatıyor. Yan tarafta. Yan tarafta. Hemen kapıyı açtım, kucakladım, işte komşuları çağırdım. Kadın yalnız kalıyor. Komşular geldi, kucakladık, şeye taşıdık, kolonya molonya falan. Kendine gelince yarım saat sonra dili çözülmüş. Hani ben buradayım, ne oldu? Ben niçin buradayım? Olayı bir sürmenaj hali geçirmiş o süreçte. Ondan sonra olayları hatırlamış. Ya en son diyor ki şeyde kaldım diyor. Ani frenle diyor, yanımdaki Sezai abin diyor, ayaklarına baktım. Ayakları tersti diyor. Onun üzerine hanımı hemen Sezai Bey'in şeyini arıyor, evini arıyor. Hanımı çıkıyor telefona. Diyor bir Sezai abiyle konuşmak istiyor Uğur diyor. Ya diyor mümkünse hani yarım saat önce uykuya daldı diyor. Sezai. Adamın hiç ne arabaya binmiş, ne bir şey yapmış. Araba ne olmuş? Eğer çok önemliyse, araba orada zaten şey Uğur'un ortak, evet. İkisinin ortak arabası. Anladım. Ya diyor yürüyerek eve geldi diyor. Tabii bu işlere hep şüpheci bakmak lazım. Evet. Acaba, ama, evet. Bak şu kısmı söyleyeceğim yani. Eğer çok önemliyse diyor uyandırayım diyor kendisine diyor. Değilse çünkü çok derin uyuyor, bayağı yorgundu diyor. Bir saat önce diyor geldi eve diyor, şimdi yarım saattir uyuyor diyor. Şimdi oysa ki o eve geldiğinde Uğur mesela o görüntüyle Boğaz Köprüsü'nün üstünde yolda. Evet. Bu nasıl oluyor? Tabii yani belki işte burada biraz bakmak lazım. Uğur senden çok etkilendi. Hanımı? Yok yok şeyden. Peki senden arabayı? Çok araba kendi arabası zaten. Arabayı, araba. Peki kim falan. Getirdi? Arabayı kim getirdi? Evet, arabayı park etmişti belki ya, öyleydi filan. Yani ben ya, şey yapıyorum. Tamam hani, hemen cevabını vereyim şimdi. Sen sordun ya, söylüyorsun ya. Ben de sana hemen cevabını vereyim. Şimdi araba geldi. Hanımı bakıyor. Arabadan inen minen yok. E peki yan tarafta Uğur baygın arabayı yatıyor. Geldi sonra yan tarafa geçti filan şişmekan. Ya, eğer, ya bırak bunları söyleyeyim. Tabii tabii. Hayır düşünülmeyecek tamam, bir şey değil. Düşünülebilir tabii. Ama şimdi bu şeyde süreçte hani Uğur'un şok geçirmesi, Uğur gibi bir adamı şimdi hani bu olaylardan korkacak adam var, korkmayacak adam var. Adam şizofren olabilir mi demiş Erdi Köseoğlu. Son büyük harf yazdığı için rahat okudum. Ya böyle bir şizofren adam o kadar Beşiktaş'ta o kadar tanınmış bir şey olabilir mi? Çok iyi bir çok efendi, son derece ahlaklı, çok mükemmel peki, bir insan yani. Peki cinler insanlara aşık insan. Olabiliyorlar. Evet. Bunlar yani kötü ruhlar mı? Yani şöyle bir şey olabilir mi? Bugün hani öyle bir senaryodan bahsettim ya, keşke böyle bir film çekseler. Yani gencin biri ölüyor ama çok sevdiği bir kadın var, bir türlü açılamamış. Öldükten sonra kadınla ilişkiye girmeye başlıyor. Evet. Yani ruhu ve bırakmıyor. Olabilir mi böyle bir şey? Vallahi olabilir. Olamaz diye bir şey yok yani. Yani niye olabilir dedin? Yani çok istisna. Oluyor mu yani? Oluyor, çok istisna ama. Yani bir insanın ruhu... Bipolar gelip, bozukluk olabilir mi demiş aynı zamanda bir arkadaşımız. O da, evet. Da olabilir. Yani bu olayların içinde halüsinasyon da var, şizofrenik vakalar da var. Onları işte çok iyi tefrik etmek lazım. Yani her görüntü üç harfli demek değil. Her görüntü halüsinasyon da değil. Bunu çok iyi ayırmak lazım. Yani her olay epilepsi değil. Her olay fizyolojik epilepsi de değil. Değil. Evet. Yani. Şimdi ne demiş Can Öztürk? Ertan Hoca tırsmaya başladı demiş. Ya benim yok canım yok. Benim hayatım yani böyle işlerle. Espri olsun diye, espri olsun diye yazmış. Şimdi arkadaş. Sevgili dostlar, bir gün Volkan beni çağırdı. Dedi ki, ya Ertan bir seans düzenleyeceğiz, atlayıp gel. Hatta dedi ki yani istersen videoda çekebilirsin. Şimdi. Çekebilirsin demedim. Sen yani ben çaktırmadan çektim. Tamam, doğru. Çektirmem doğru. Çünkü video. Tamam. Çek, evet, evet. Ben de habersiz çekmişsin. Gazeteci olunca. Ama iyi oldu. Görmek tabii, isterim tabii, aslında evet. Biliyor musun? O videoyu hiç gör, o seansı hiç görmedim. Video çekmedim, fotoğraf çektim. Ha fotoğraf. Fotoğraf, video değildi. Ha. Şimdi şöyle. Bir tane kız çocuğu geldi. Kız çocuğu dediğim herhalde bir 25-30 yaşlarında. Tıpıl bir kız ama şu boylarda filan yani. Yanında kocasıyla geldi.
Birkaç kişi daha var, annesi mannesi. Volkan'ın evindeyiz. Bundan önce de hani bir ufak seanslar yaptı Volkan. Ben de bunları izliyorum. Şu baştan başlayayım o zaman. Şöyle, benim bu kapıdan sığmayan bir şoförüm vardı. Hmm. Onu hiç unutmam. Murat yani, mıydı? İsmini benim unuttum hocam ya. Malatyalı dediğim için ona. Hmm. Ya benim hep Malatyalıydı onun kod adı. Çünkü devamlı kayısı mayısı gelirdi bize de onun için Malatyalı derdim ona. Şimdi çok eski bir zaman tabii. Yani herhalde bir 10 yıl 15 yıl olmuştur. 15. Evet. 10 belki. Şimdi şöyle kapıdan sığmayan bir adam. Şimdi Volkan şöyle bir şeyler yapıyor ritüellerden bazılarına. İşte diyor ki şimdi önde dur. Evet. İşte birilerini çağırıyor. Kollarının altına giriyor filan birileri. Adam sakin durmasına rağmen kolları yavaş yavaş kalkıyor. Öne eğiliyor filan derken diyor ki şimdi de yere düşürün diyor. Tık diye düşüyor. Bu senin devamlı kullandığın klasik ritüelin. Tamam bizim oğlan da gülüyor kapıda. Hmm. Kapının ucundan gözle bakıyor. Sen onu çağırdın. Gelsene sen dedin. Hmm. Tamam mı? Bizim adam da böyle izbandut yani. Hani böyle sen söyledin olacak filan değil. Biz kaç cin yedik bu arada biliyor musun durumlarında? Adam durdu bizim oğlan. Dedi ki işte kollarını kaldır dedi. Adam diretiyor ama kollar kalkıyor yani. Hmm. Yapabilecek bir şey yok. Öne eğildi, arkaya eğildi. Sonra diz üstü çökünce abi dedi ben dedi dışarıdan göründüğü zaman sanıyordum ki hani işte bir şekilde hani bunlar kendileri yapıyor. Yani, hani hipnoz olabilir filan gibi. Veya dedi numara ki, yapıyorlar falan. Abi dedi bu iş dedi başka. Bu arada içeriye dediğim gibi bir kız geldi 25-30 yaşlarında. Kocası ve ailesiyle birlikte işte Volkan Hoca'ya diyorlar ki kızda bir problem var filan. Volkan da tamam çözeriz diyor. Ben şoförüm izbandut gibi adam düşünün. Ben dışarıdan izliyorum ama her şeyi. Orada bir 5-6 hatta 7 kişi falan var erkek. Dediler ki şimdi şey yapacağız. Seansı başlatıyoruz. Kızı uzatın dedi. Halının üstüne yatırdı. Şimdi herkese dedin ki sen ayaklarından ellerinden tutun. Ya bu kız kaç kilo olsun 40 kilo. Bizim adam belki kendisi var 120-130 kilo. Ellerinden tuttular filan bir mekanı ve adam kız yatırdı. Şimdi bir şeyler söyledi. Kızda ses aynı Exorcist filmindeki gibi ses değişmeye başladı. Bazen Latince bir şeyler söylüyor. Bazen işte bir yabancı şey tabii yabancı dilde konuşuyordu. Bir şeyler ama şimdi bu kız öyle bir hareket ediyor ki adamlar tutamıyordu. 7 kişiden bahsediyorum. Evet. Hani rol yapsa da olmaz. Bu kadar yani benim kolumu iki kişi tutsa nasıl kaldıracağım yani? Rol yapamam ki. Yani dolayısıyla buna isterseniz furi kuvveti deyin. Evet. Hani başka şeyler konuşalım. Yani furi kuvveti deyin, isterseniz ne derseniz deyin. Böyle bir anım vardır Volkan'la. Şimdi Volkan, şeytan çıkartma veya cin çıkartma olaylarını da konuşmuş olduk. Böylelikle evet, bakıyorum. Evet. Şimdi bir de gelelim astral seyahatlere. Hı hı. Evet. Şimdi çok sorulan bir soru. Yani evet. Nedir? Gümüş işte bir şekilde bağdan bahsederler. Kordonla bağlar. Evet. Gümüş bağdan bahsederler. Evet. Astral seyahat yapmak doğru mudur? İyi bir şey midir? Veyahut da yani zararları nedir? Neye dikkat etmek lazım? Yapılır mı? Yapılmaz mı? Şimdi tabii astralı herkes tek başına denememesinde fayda astral var. Astral ne demek? Astral bir hepimizin 3 tane bedeni var. Evet. Fiziki bedeni, ruhsal bedeni ve bir de astral bedeni. Yani ruh bedeni ile fiziki beden arasında bir beden daha var. O esasen astralda giden ruh değil, o astral beden. Vücut yine duruyor astral seyahatte. Ruh da duruyor. Ruh da duruyor. Zaten ruh vücudu terk etmesi halinde ölüm gerçekleşir. Tabii. O astral beden gidiyor oraya. Gönderilen yere. Bu bilimsel bir açıklama mı? Tabii ki. Evet. Kesinlikle. Ve şeyde nihayette rüya da öyle. Rüyada da ruh gitmiyor. O bazı yerleri gezmiyor. O astral beden geziyor. Yoksa ruh bir saniye bile vücudu terk ettiği halde ölüm gerçekleşiyor. Şimdi astral beden kontrolü çok önemli. Önceden bu konuda çalışmış olmak lazım. Bir de bir kişinin kontrolü altında böyle bir seans şeklinde yapılırsa daha güzel olur. O zaman zararsız.
ama iyi bilen birisi olması lazım. Çünkü zararı nedir? Zararsız dediğin için sordum. Mesela süje akıl almaz bir yere gidiyor. Mesela bir dağın tepesine veya astral bedenden bahsediyorsun. Astral beden, evet. Bedenden. Bakın şimdi mesela öyle bir şeyin üstüne çıkıyor. Mesela surun üstüne çıkıyor. Evet. O an şeyini bozabiliyor. Psikoloji, korku geliyor kişiye. Eyvah uçurumdan aşağı uçacağım diyor. O korkuyla akli dengesini kaybedebiliyor fizyolojik olarak. Evet. Sistem bozuluyor. Bedenen, yani. Bravo. Çünkü evet. Bedenen evet düşmüyor çünkü bedenen zaten koltukta. Ama ona öyle gözüküyor. Hani şimdi şey gözlükler takıyorlar ya. Metaverse gözlükler. Metaverse evet. Gözlüklerde hani kişi aynı sanki oradaymış gibi hissediyor falan. Korkuyor, ağlıyor veya yumruk atıyor falan. Oysa ki orada öyle bir olay yok biliyorsun. Virtual reality gözlükler. Evet. Evet. Ama o göz ben de aldım. Bende de var. Var mı? Var. Evet. Şimdi o gözlüğü taktığımız zaman biliyoruz, koltukta olduğumuzu bile bile ne yapıyoruz? Korkuyoruz. Uçurumdan aşağı evet. Doğru çünkü gidiyoruz. Sen düşün. Şimdi bu bazı kişilerde bir sinir boşalmasına, hani bir korkuya sebep olabilir veya kalbinde bir, çünkü yukarıdan aşağı doğru iniyorsun mesela uçurumdan aşağı doğru. Öyle o kadar canlı biliyorsun şeyler var ki, programlar. Orada kalbin tutabilir. Mesela tabii. Oysa ki hiç böyle bir olay yok. Koltuğunda oturuyorsun sadece. Ama öyle iniyormuş gibi, uçurumdan aşağı iniyormuş gibi, koşuyormuş gibi geliyor. Bu ruhsal ve bedensel yönden rahatsızlıklara sebep olabilir. O yüzden astral öyle bilinçli yapmak lazım yani. Şimdi başına yapmamak lazım. Bir kere şunları soralım. Hani sevgili dostlar, bu konuyu merak edenler yazabilir. Şu anda bilgisayarımız önümde. Yani ilgilenmek veya ne sormak istiyorsunuz? Bu gümüş bağ, evet. İp ne işe yarıyor burada? Ne demek o gümüş? Niye gümüş de altın değil? Evet. O sembolik bir isim. Evet. Gümüş değil çünkü o metalik bir şey bağ değil. Yani ismi öyle. Nasıl hatta? Yani aslında diyorsun ki astral vücutla yani. Ha, bravo. Bedeni veya ruhu, ruh bağ. Üçlüsünün birbirine bağ. Peki tabii. Astral seyahatle bir yere gidebiliyorsak evet. Niye biz Mars'a gitmeyi planlıyoruz, bu kadar para yapıyoruz? Astral seyahatle gidelim. Ama fiziki bedenle gidilmiyor ki oraya. Evet. Nereye? O yani Mars'a. Yok, fiziki bedenle yok, gidiyoruz. Yakın zamanda gideceğiz. O tabii ki canım, tabii ki gidecek. Evet. Elbette daha. Yani şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Diyorum, astral olarak diyorum. Evet. Fiziki bedenle gitmedikten sonra bir anlamı yok yani. Yani astral beden fiziki bedenin bir şekilde karşılıklarını vermiyor mu demek vermiyor. Istiyorsun? Vermiyor. Vermiyor. Bir de şimdi ben şeyleri bile düşünüyorum bazen. Mesela düşünsene astronotların psikolojisini düşünüyorum. Artık onu nasıl ilaçlarla mı öyle tutuyorlar, ne yapıyorlar? Düşün ki bilmem kaç 100.000 kilometre uzaktan dünyaya bakıyorsun. Bütün bir alem, dünyanın aleminden uzak, tek başınasın, bir uzay aracındasın. Fakat her şey senden uzak. Evet. Ya bu insanın psikolojisini sarsar bir şeydir yani. Tabii. Yanında diğer arkadaşların, bir iki arkadaşın olsa aslında bile orada da gümüş kablo var değil mi? Yani makineye orada, bağlısın veya yani şeye, şey uzay var, aracına bağlısın. Ama var, ama düşünsene yani dünyadan tamamen uzaklaşmışsın, dünyayı seyrediyorsun. Yani 8 milyar insan bir gezegende, sen ise şu an başka bir şeydesin. Bu kolay bir psikoloji değil. Hani o yönden düşünecek olursak. Bunu astralle nasıl bağlıyorsun? Şöyle bağlıyoruz. Yani bu tür şeyler insan psikolojisini bozabilir. Dengesini bozabilir. Sağlıklı bir olay değil yani. Yani şöyle mi? Ehli insanlarla yapılmadığı zaman mı, yoksa her zaman için mi? Her zaman için. Ha, her yapılmaması zaman lazım yapılmaması diyorsun. Yapılmaması lazım. Peki nasıl bir yöntemdir bu astral seyahat yöntemi? Şimdi şey de olabilir. Mesela boyut değiştirme de olabilir. Hani tayin mekan da olabilir. Şimdi bir gün ben... Zaman da dahil midir bu? Zaman da dahil. Evet. Zaman diye bir kavram biz kendimiz çıkarmışız. Evet. Aslında zaman diye bir kavram yok. Şimdi tek düzelik var. Şimdi onları biz kendimiz mevsimlendirmişiz, yıllara bölmüşüz.
Şimdi bir gelinlikçi bir bayan aradı beni. Şöyle 8 kere beni peş peşe aramış. TÜYAP kitap fuarındayım. Mola vermek için dışarı çıktım. Bir baktım aramış, hemen döndüm. Dedim galiba başına bir olay falan gelmiş kadıncağızın falan dedim. Aradım. Ya hocam dedi, bir olay yaşadım size anlatamam dedi ya. Tam secdeye vardım, bir anda kendimi Kabe'de buldum dedi. Ama bedenen buldum dedi, canlı olarak. Aslında bedenen gitme değil. Fiziken yine secdede. Çünkü şöyle... Ne oldu yani orada? Olan nedir? Astral bedeniyle o an şeyden sıyrılıyor. Yani bu bedene... büyük bir konsantrasyon mu? Neye, nedir hiç bu? Hiç hayatta diyor başıma böyle bir şey geleceğini... Peki senin geldi mi? Böyle bir şey duydun. Yok, hayır. Mi? Hayır, evet. Hayır. Ben öyle bir şey yaşamadım. Yani bu kadının çok yetenekli olduğu, hayır, anlamına mı, yok, gelir? Öyle, ne gelir? Ya öyle bir özelliği de yok. Ha. Sıradan normal ama iyi bir insan. Temiz bir insan. Ama böyle hani takva birisi değil. Namazlarını kıldığını biliyorum ama böyle tesettürlü, işte 5 vakit namazdan gece namazları kılan, işte aşırı derecede büyük günah, küçük günahlardan korumaya çalışan böyle hassas biri değil. Ya bir gelinlik evi var. Normal, modern giyimli bir bayan. Ama çok iyi bir insan. Hocam dedi, ben bunu yani yarım saattir bunun şeyinden kurtulamadım, etkisinden dedi. Ben nasıl oraya gittim? Hani nasıl oldu? Tam secdeye varıyordum dedi. Bir anda kendimi Kabe'de buldum hocam dedi. Resmen o sıcaklığı yaşadım. Orada tavaf ettim. Ve başımı kaldırdım. Daha da çok kendimi evde buldum. Astral seyahat tercih edenler nereye gitmek istiyor? Tabii kutsal yerlere hep. Şimdiye kadar yani benim gördüğüm yerler. Daha çok Kabe, Mekke, Medine falan. Zamanda yolculuk yapmak isteyen oluyor mu? Oluyor. Evet. Ama ona hiç çalışmadık yani, öyle bir şeye çalışmadık. Aslında çok önemli bir şey değil çok mi? Çok önemli. Hiç, bak belki ilk defa böyle bir soru. Bravo, çok yani, güzel bir soru ama onun yani için düşeceğim. Yani İstanbul 1453'e evet, gidip İstanbul dönüp, nasıl fethedildi veyahut da güzel, evet, o dakika neler oldu izlemek neler ister. Evet. Niye insanlar bunları bravo yapmıyor mesela? Bravo. Mesela şey olabilir, vallahi inan benim bile daha aklıma şimdi ilk defa gibi böyle bir şey geldi. Şimdi sen sorunca geldi. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal... Evet. Samsun'a yanında kimler vardı? Veyahut da gemide ne oldu? Evet. Neler konuşuldu? Evet, örnek veriyorum. Mesela oraya dönülebilir. Yani. Evet. Şimdi burada arkadaşlardan biri demiş ki, bulabilirsem. Burada diyor, şeyde diyor, astral seyahat sırasında ben bir yere gittim. Evet. Yükseldim çok fazla. Hı hı. Ondan sonra korktum, geri geldim diyor. Hı. İşte bunlar onu oluyor söylüyorum. Mu? Evet, evet, işte onu söylüyorum. O şimdi arkadaş beni bağışlasın. Yani. Sağ olsun, iyi yazmış o konuyu. İyi hatırlatmış. Pera Palas dizisini seyrettin mi? Evet. Seyrettim. Orada bir astral seyahat mi var? Evet. Selda Bayındır yazmış. Çok güzel bir soru. Ya arkadaşlar gerçekten çok şeyler yani bu konu. Ya gençler var ya, inanır mısın? Ben çok umutluyum. Bizi belki 10 kat daha geçecekler bu konuda ileride. 10 kat daha. Çünkü zeka seviyeleri, algıları, bakış açıları daha çok daha geniş. Evet. Peki sen yanına talebe alıyor musun? Var, evet, talebelerim var. Ha. Sana nasıl başvuruyorlar bu konuda? Hani var mı öyle? Kabiliyet olan insanlar var. Ölçüyor yani musun onları? Zaman. Tabii. Yani. Yani ölçüyorum demeyeyim, öyle bir şey. Yani kartları açıp kartların yani önünde benim ne öyle var mı diyorsun? Yok, hayır. Yani benim öyle bir hakkım yok o kişinin denemeye, bilmem ne yapmaya da. Ben şeyine daha çok bakıyorum, karakterine, bu işi kötüye kullanır mı kullanmaz mı, hani bu işi alet eder mi etmez mi, ben en çok ona önem veriyorum. Gülhan Güçlü demiş ki, Kabe'nin ilk ve eski halini gördüm ben astral seyahat işte sırasında. İşte bakın, bakın ya. Evet. Ya ne yaşayanlar var yani, bizi var ya, inanır şimdi, mısın, 100 kere sollayanlar var, öyle olay yaşayanlar var yani. Maya diye bir arkadaşımız demiş ki, evet, siz bahsettiniz biraz önce, yaktım dediniz ya. Evet, evet. Musallat yakma işlemi doğru mu? Lütfen evet, hani yorumlayın demiş. Çok güzel demiş bir soru. Evet. Yakma işlemi doğru değil. Çünkü onlarda bir can, o da cinayet hükmüne girer. Yani bir o varlığı çok güzel bir soru sormuş. Bravo, tebrik ediyorum. Çünkü ona yakma hakkımız yok. Ama eğer çıkmamakta ısrar ediyor, yani o kişiyi intihara doğru sürüklüyorsa, evet, o kişi çoluğun çocuğun yuvasını yıkmaya ve
ısrarla, çünkü önce ikaz ediyorum. Önce Müslüman olmasını talep ediyorum. Hayır diyorsa tabii ki laik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti şeyindeyiz, devletinde yaşıyoruz. İlla Müslüman olacaksın diye ben sadece teklif tabii ediyorum. Kabul etmiyorsa o zaman da çıkmasını rica ediyorum. Bak bu diyorum Hristiyanlık hükmünde de bir varlığın bir insana musallat olması caiz değil. Bu bir zulümdür. Hatta bir insanın bir insana musallat olması da zulümdür. Tabii. Diyorum. Önce evliliği ikna etmeye çalışıyorum. İkna olmayıp da hayır, o ısrarla o kişinin bedeninde kalacağım, o bana aittir diyorsa o zaman yakmak zorunda kalıyorum. Ama yakmak demek böyle bir kağıt yakmak veya bir eşya yakmak gibi değil. Ama ritüellerde bir yakma işlemi yapıyorsun i̇şte, sen, yapıyorum. Bir kağıt evet, yakıyorsun. Evet. O nedir? O şöyle, şimdi bunların nasıl bizim hoşlandığımız ve hoşlanmadığımız ses, koku ve ritüelleri varsa Ertan, onların da hoşlanmadığı sesler, kokular ve ritüeller var. Yani lağım kokusu olan bir yere insan girmez. Evet. Evet. Veya leş kokusu varsa. Leş kokusu olan bir şey. Mesela bu evet, koku ses olarak, mesela çok hoşlanmadığım bir müziği ben kulağın dibinde çalsam çeker gidersin oradan. Doğru mu? Yani aynı ritimde devamlı bir şey vurursa. Çalsam, evet, evet. Sinirlenirsin müzik ve müzik demeyelim gidersin de bir ses diyelim. Ses evet. Veya bu kulak. Burun için lağım kokusu dedin veya evet, amonyak kokusu olabilir. Evet. Göz, hoşlanmadığım bir şeyi ben sana yapsam, hoşlanmadığım bir görüntüyü önüne getirsem. Sen Baphomet resimleri yakıyordun. Evet. Öyle hatırlıyorum, bravo, değil evet, mi? Evet, hatırlamışım. Evet, evet. Evet. Şimdi bunu yakmakla onlar yakmış olmuyoruz. Şimdi onların hoşlanmadığı üç şey, üç duyu organı, göz, burun ve kulakta. Göz, o ritüelli, o şekilleri yakarak onları sinirlendiriyorum. Yani üstünde şeytanın ve ateistlerin, satanistlerin amblemleri olan şekilleri teker teker yakarak onları sinirlendiriyorum. Bu arada elma sirkesi kokusuyla da koku olarak rahatsız ediyorum. Bakara suresini açmak suretiyle de duyu organlarından sinirlendiriyorum. Yani üç duyu organından onları sıkıştırıyorum. Şimdi ben aynı zamanda sorulara bakıyorum. Onun için ben seni dinliyorum. Evet. Ya evet, kağıt yakma yok. Onlar yanmıyor. Böyle bir mantalite yok. Çünkü onlar bedeni varlıklar değil ki yansınlar. Peki zaten ateştenler. Ateşten yatmışlar. Evet. Peki onların ölme olayı nasıl gerçekleşiyor? Su dökünce. Şimdi onlar yani onlar ışınlardan ibaretler. Evet. O ışın, dolayısıyla o ışınları parçalarsanız dağılırlar ve yok olurlar. O neyle dağılıyor, neyle parçalanıyor? Bakara suresinin yaydığı enerjiyle, evet, ses enerjisiyle, evet, frekansla vura vura diyelim. Çok güzel, evet, frekansla. En güzel kelime frekans. O ses frekansı vura 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 o şey madde yavaş yavaş parçalanıyor. Aynı böbrek taşının ışınlarla parçalanarak ufaltılıp yok edilmesi gibi. Yani ölümleri bu şekilde oluyor. Dünyada her şey eninde sonunda bir frekanstır. Çok unutmayın, güzel. Her evrende, şey ama. Evrende. Her şey elektrikten ibaret. İskender Aliyev soruyor. Çok yazmış. İskender çok yazdığı için. Astralde olunca bedenimizi nasıl kontrol edebiliriz? Evet. Öyle bir yöntem var mı diyor. İşte bu yüzden çok güzel bir soru arkadaşımızın sorusu. Şimdi bu yüzden diyor mutlaka bir kişi o seansı yönetmeli. Ne yapacak yöneten adam? Şimdi öyle bir şey olduğu zaman hemen durdurmalı şeyi, soğukkanlı bir şekilde yavaşça gözleri açtırmalı. Ve gerekirse tehlike zamanı mı diyorsun? Tehlike durumunda. Evet. Kişi mesela astralda hareketlenmeye başladığı zaman o tecrübeli kişi zaten hissediyor onun. Hemen yavaş soğukkanlı bir şekilde panik yapmadan gözünü açtırıyor. Ondan sonra burnuna elma sirkesi tutuyor. Evet. Ondan niye sonra sirke? İçeri götürüp o kendine getirtiyor kişiyi. Şimdi Galaktik Konsey demiş ki Ertan Bey, Volkan Hoca'ya sorum. Cinler ile insanlar ilişkiye girip çocukları olur mu? Evet, oluyor maalesef, evet. Ki mesela çok bununla ilgili birisi ben var mı mesela? Var. Ki, tanıyor muyuz bunu? Ben böyle bir manken tanıyorum. Evet. Hatta o mankenlik ajansının sahibi de bu olaya şahit oldu.
Şahit oldu derken ne yani demek? Yani bu itiraf etti yani o kız bu olayı. Biz beraber oturduk, seans yaptık, çıkartma işlemi yaptık. Ha. Evet. Ama çocuğu oluyor mu diyorsun? Çocuğu oluyor evet. Çocuğu ne bu çocuklarına ne isim takıyorlar? Şimdi, İnsan mı cin mi? Kendi aralarında olan cin bir insan olay mı? Yani. Kendileri, İnsan cini. Kendileri seçiyorlar evet. onu. Fakat annesi görüyor o şeyi. Şöyle oldu. Bir çok ünlü bir manken. Yani Avrupa Güzellik Yarışması kreasyonunu falan yapan bir mankendi. Neydi ünlü filmin ne? İsmi? Hangisi? Emma'nın çocuğu muydu? Neydi ya? Çok ünlü bir film vardı. Rosemary'nin Bebeği. Ha. Seyretmedim. Seyrettin mi? Onu bir seyretmeni tavsiye ediyorum. Sana. Aa, hiçbir metafizik filmi seyretmedim. Yok yok şeyden dolayı bu konuyla ilgili yani. Evet. Hı, evet. Şimdi, yani bu manken arkadaş evet. Bir cinden veya bak, metafizik varlıktan hamile mi evlenmiş, kalmış? Peki nasıl olabilir ki bu? İki tane çocuğu vardı. Dört Hayır nasıl iki, olabiliyor bak, çocuk? Birisi yani, hani fiziksel evet. varlık birisi. Evet, evet. Doğru doğru. Şimdi ben dikkatimi çekti onu. Çünkü o mankenlik ajansı benim kankam gibi çok samimi olduğum bir arkadaşımdı. Ya bir gün kenara çektim ya dedim. Sen de böyle bir olay var mı? Doğru söyledim. Çünkü sen hiçbir erkek arkadaşın yok. Sen güzellik yarışmalarında birinci olmuş, ajanslarda bilmem ne de. Ayrıca dikkat ettim. Senin öyle lezbiyen bir yönelimin de yok. Hani onlarla da ciddi ve mesafelisin. Böyle hissettim dedim. Seans yapmadan bu arada çocukları var mı? Söylüyorum işte. Heh. Hissettim. Dedi ki Volkan abi dedi sana doğruyu söyleyeyim dedi. Madem sen artık hani bu işi anlamışsın dedi. Ben onlarla evliyim. İki tane bir oğlum şey iki tane kızım var dedi. Bir 4 yaşında bir 2 yaşında dedi. Maalesef o yüzden dedi hiç kimseye beni yaklaştırtmıyor. En ufacık bir hani teşebbüsümde beni sıkıyor. Çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyor ve benim boğazımı sıkıyor geceleri dedi. Korkumdan dedi. O yüzden hiç kimseye peki sorumun cevabı yani biri biri 5. dumansız ateşten çok yaratılmış. Çok güzel. Başka bir yapıda evet. öbürü ama nasıl bunlar fiziksel olarak materyalize olabiliyorlar. Ne demek istiyorsun? Yani enerjiden şunu mu? Maddeye dönüşebiliyorlar. Cinler herhangi bir şekilde evet. metafizik varlıklar insan kılığına girebilirler girebiliyorlar. Diyorsun. Evet. Girebiliyor. Birlikte oluyor. Ve hatta o kişiye en yakışıklı yani o kişinin hayalinde neyse kafasına çizdiği robot resim neyse mesela senin dünyanın en güzel kızı senin bir şey vardır bir robot evet. resmi vardır. O şekilde geliyor seni Zeus'un yaptığı gibi diyorsun bravo, aslında. Bravo evet. Kendine çekmek için seni o şekilde gözüküyor ve birlikte oluyor. Bu hamilelik süreci de 8 hafta sürüyor. Benim yani böyle bazı bunlardan hamile kalıp çocuk doğmuş olanlarla yaptığım görüşmede ya bu kadar tesadüf olur. Mesela birisi 10 sene önce bana gelmiş. Kaç şey sürdü diyorum. Hocam diyor 7 haftaydı, 7,5 haftaydı diyor. Aradan 6 ama sene geçiyor. Ama bu bilimsel raporlara niye geçmiyor? İşte evet. Nerede bu konularda bilimsel değil. Ciddi olarak hiçbir konuda yaklaşılmıyor ki. Bu konuda yaklaşılsın. Mesela şunu düşünüyorum. Ya hepsi de mi 7 hafta 8 hafta der? Niye birisi 16 hafta demiyor? Ve bunlar 20 senelik süreç içerisinde çocukların ayrı durumu ayrı ne bana Volkan? Gelmiş çocukları kişiler. Gördün mü hiç? Yok hayır. Yani hayır. Onlar travma nedir orada? Tabii şimdi onu kendi babası mesela o arkadaşın kendisi görüyordu kızlarını. Hani onlarla falan ilgileniyordu. Bunlar fiziksel ha. yaratıklar. Hayır, hayır. Ha, onlar hayır, da değil. O boyutta. Ha, o boyutta. Görülmüyor yani. Görülmüyor. Yalnızca kadın görüyor. Kadın görüyor. Evet. Kadın ama onları seviyor, onları yanına yatırıyor, onları besliyor falan. Altıncı his gibi bir şey oldu şimdi. Evet. Yani filmlerden gidiyoruz ama sevgili dostlar. Evet. Fakat şu var, mesela şöyle avantajı vardı. Mesela ona hiç kimse bir arkasından bir söylese, o hemen onu biliyordu. Arkasından kim ne konuşmuş, kim ne yapmış, yani söylüyor böyle yani. Söylüyordu. Bir de kim uğraşırsa, peki niye bulaşmış o ona? Bela yani niye geliyordu. Onu tercih etmiş aşık de bir berikisini yani. Değil. Onu aşık olmuş. Ha. Evet. Yani Galaktik Konsey'in sorusu, Ertan Bey, Volkan Hoca'ya sorum, cinler ile insanlar ilişkiye girip çocukları oluyor mu? Oluyor, evet. Anladığımız evet, kadarıyla cinlerle oluyor. İnsanlar... Evet.
Peki ama evlenmek caiz Kur'an'da değil. Böyle bir şey var mı? Kur'an'da yok ama mesela 16. yüzyıl alimlerinden hani İmam-ı Şibli'de de bu konular geçiyor. Onun kitabında da Cinlerin Esrarı kitabında evlenmek caiz değil onlarla. Fakat bazı ulema bunu tartışmış, mesela bazı Hanefi Şafii mezhebinden ulemalar da tartışmışlar. Bazıları caiz diyor. Caiz yani caiz olabilirdi değil, böyle bir evlilik diyorsun. Diyor ama bence böyle bir şey olsaydı Rabbim bizden daha niye iyi bilmiyor. Niye çocuklar fiziksel olarak insana benzemiyor da bir yani görünmez bir varlığa dönüyorlar? Çünkü o boyuttalar da o yüzden. O ama doğum fiziksel olarak burada doğum mı oluyor? Doğum fiziksel olarak gerçekleşiyor, evet. Yani, İlginç değil mi bu? Şöyle söyleyeyim, 8 hafta ne yapıyor? 2 ay. 2 aylık bir şişkinlik oluyor kadının karnında. Bayağı hamile kadar mı şişiyor yoksa? 2 aylık bir hamile kadının ne kadar artık hani şişse o kadar oluyor. Peki bu bir şizofren durum olabilir mi? Ya. Düşük yapmış olabilir mi? Onun için hani bir problem yaşıyor olabilir mi? Ya resmen söylüyor yani şey. İstersen onu, kapat öttü o biraz. Yani bu söyleyen son derece ağlayarak anlatıyor durumu. Ama ağlaması... Ama tamam ağlaması ölçü değil. Evet. Seansta konuşması... Ya onun erkek ağzıyla, erkek ses tonuyla bunu yapması için Amerikan film sinema okulunda 10 yıl okuması lazım yani. Dünyanın en büyük aktörü olması lazım. Sesini bir kadının o şekilde değiştirebilmesi için. Erkek sesi çıkartıyor. Erkek sesi çıkarabilmesi, o rolü yapabilmesi için dünyanın en büyük aktörü olması lazım ya. Evet. Yani, bu nasıl oluyor? Ya Ertan şeyi nasıl konuşuyor ya? Mesela bir şey... Üsküdar Lisesi'nde, Üsküdar Lisesi'nin müdürünün hanımı ya İbranice konuşuyor. Bunu bana anlatsınlar ya. İbranice nasıl konuşabilir kadın ya? Nereden bilir? Kocası şok oldu. Kocası çağırttım ben. Annesi ve kendisiyle gelmişti. Niçin olmuş? O Yahudi varlık, Yahudi bir cin musallat olmuştu. Şakır şakır ya. Kocası şok oldu. Dedi benim eşim İngilizce bile bilmez. Nasıl konuşur dedi bunu dedi. Yani buna benzer bir sürü yaşadığımız şeyler var. Bakıyorum başka. Şimdi sevgili dostlar, Gökhan Akay demiş ki bir hatırlatma yaptı. Ben de böyle bir araya gireyim. Bu hafta Cuma günü TV8'de Oktan Keleş'le, efendim bol bol, Oktan'ı biliyorsunuz devamlı masaya ürünler getirir. Bol bol belgeli bir program yapacağız. Yani Tevratlar, İnciller, eski yazıtlar, Gutenberg'in sırları, acayip bir program olacak. Cuma günü saat 20'de TV100'de. Şimdiden söyleyeyim. Belki atlarım diye araya girdim. Bakıyorum başka neler var. Ha, bak mesela İskender Aliyev yine sormuş. Ertan abi demiş, eğer cinler insanlara musallat olursa ve onu öldürüyorlarsa, ölen adam günahkar mıdır? Öldüren adam diyor. Kesinlikle. Ölen adam günahkar mıdır? Şimdi şöyle, eğer cini öldürürse katil hükmündedir. Bir insanın cini de öldürmesi katil hükmündedir, cinayettir. Evet. Yani biz bunun bilinciyle... Çoğunlukla yakmamaya çalışıyoruz. Ama ben mesela aynı şeyi söyledim sana. Tamam. Karabasan geldi. Ben de bilmiyorum. Onları yırttım. Tamam. Şimdi cinayet mi işlemiş oldum? Ama bilerek yapmadın ki ona. İstemeyerek. Evet. İrade dışı. Hatta şu anda çok için. Yani ben şöyle söyleyeyim. Şu anda aynı şeyi yaşasam hiç dokunmazdım. Ama o zaman ben şu soruyu sorayım. Sen o an nefsi müdafaa yaptın mı yapmadın tabii mı? Tabii nefsi müdafaa yaptım. Nefsi müdafaa hem Roma hukukunda hem mecellede. Şeydir, meşrudur, doğru mu? Tabii. Yani. Şahıs hiçbir zaman belirtmedik. Veganova. Şahıs belirtmeniz doğru değil Volkan Bey demiş birisi. Kimle, hangi şahısla? Hiçbir zaman şahıs ismi geçmedi programda. Evet. Özellikle ben dikkat ediyorum bu konuyu. Evet. Yani belki örnekleri verdik kişiler üstünden ama. Ama arkadaşlarım yani ben sana Nalan almışım. desem yani hangi Nalan, nereden bileceksin? Aynen öyle, bir de isimleri değiştirerek söylüyorum. Tabii. Yani. Örnek veriyorum. Evet, şuraya bir şöyle bakalım.
Evet, bakıyoruz arkadaşlar. Hatta şey semtleri bile, yalnız o şey doğru yani Çengelköy'de olan yani yer isimleri doğru ama o diğer verdiğim isimler hep şey isimler, sembol isimler, tamam. Gerçek isimler. Onu sana ama şey yapabilirim, söyleyebilirim. Muhammediye onları. Demiş ki 1988 Lilith cinlerden midir? Hayır, o evet. İnsan gibi bir varlık. Yani etten kemikten bir varlık ama aynı şekilde biraz önce anlattığı gibi Volkan'ın cinlerden çocuğu oldu. Yani aslında iblisten çocuğu oldu. Ama bak o unutmayın. Olaydı da mesela. Evet, evet aynı şekilde. Orada da yani. Evet. Cennetten konulmuş buna örnek olarak gösterebilir mi melez çocuklar? Ertan Hocam demiş Galaktik Konsey yine. O denk geldi. Büyük yazarsanız çok daha sevinirim arkadaşlar. Büyük harfler yani. Büyük harf. Cennetten kovulmuş buna örnek olarak verebilir mi melez çocukları? Hiç böyle cennetten kovulanların içinde melez çocuklar var mı? Yok, hayır, hayır. Ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki var. Lilith'in çocukları cennetten kovulduğunda onlar gerçek bir melez. Tabii melez. Tabii bunların hepsi mitolojiye bağlı şeyler. Real olarak doğru mudur, değil midir bilmiyoruz. Çünkü Kur'an'da da geçmiyor bu. Hani Kur'an'ı referans olarak evet. Alsak orada da geçmediği için. Bu nedir? İbrani mitlerinde yazılı konulardır. Yani düşmüş melekler bunlardan biri midir dediğiniz zaman cin tayfası olduğu kesindir. Düşmüş meleklerin. Evet. Kim için söylüyoruz? Eski ahit için konuşuyoruz. Evet, bakıyoruz şimdi. Evet, TV100'de Oktan Keleş'le birlikte olacağız. Anunnakiler cinler midir diye sormuşlar. Kim sormuş? Muhammediye 1988. Yok, büyük harf yazın arkadaşlar. Değil. Rahat okuyalım. Küçük çünkü kullandığım makine de onun için. Onların ilişkisi yoktur diyorsun. Evet, yok. Bu Lilith hikayesini eğer ki daha iyi anlamak istiyorsanız YouTube'da benim yapmış olduğum Lilith'i muhakkak izleyeceksiniz. Ondan sonra hani bu sorulara bütün cevaplar orada var. Peki melez soy kimdir? Yani cinlerle ilgili bir melez soy var mıdır fiziksel olarak? Şimdi onlarda ırk mefhum yok. Mesela bizde ırk mefhum var. Hani Türkler, Araplar, evet. İtalyanlar falan ama onlarda öyle bir ırk yok. Yani renk mi yok? Çünkü onlar ama fiziksel dinler, olarak... Dinler evet. Var, renk yok. Çünkü bu fiziksel yani, varlıklar değiller. Tamam. Değil mi? O evet. Anlamda mı söyledin? Evet, aynen. Evet. Yani ışınlardan ibaret oldukları için böyle bir kendilerine göre bir ırkları yok. Ama kavimler var. Kavimler. Ne demek o kavimler? Yani bir her birinin başında bir padişah var. Ondan sonra komutanları var, askerleri var. Böyle bir grup yok. Var ama bir mesela hani Türk, Fransız, İngiliz, İtalyan gibi böyle şeyleri yok. Milliyetleri yok. Ama dinleri var. Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler, Brahmanistler, Satanistler, Ateistler, Deistler. Her grup var dini olarak. Ama kalkıp da hani böyle bir Arap... Satanist bir yok. Cin... Tehlikeli midir? Çok en tehlikelisi. Yani karşılaştığın en tehlikeli... En tehlikelisi. Nedir? Niye tehlikeli? Ne çünkü, anlamda? Şöyle, çünkü sonunda Allah'tan bir ceza verilemeyeceğini, Allah'ın onu cezalandıramayacağını düşündüğü için sınırsız günah işleyebiliyor. Sınırsız. Nedir bu günah? Ne yapıyor mesela? Yani çok rahat bir bebeği boğabiliyor mesela. Ha. Hani... Dün, aynı Lilith hikayesinde boğulan bebekler gibi. Bak dün lütfen Lilith programımı, YouTube programımı izleyin daha net oturacak bunlar kafanızda. Evet. Dün de böyle bir olayı bir yerde anlattım. Bundan mesela 2 ay önce İzmir'de bir seans yaptım. Orada ya diyorum ki bakın bu kadıncağızı perişan ediyorsun. Çocukları var, ailesi var. Hani aynı şey sana yapılsa hoşuna gider mi diyorum. Gitmez diyor ama diyor yapıyorum ben o fıtrat üzerine yaratılmışım diyor. Siz benle boşuna konuşuyorsunuz diyor. Bana ne anlatıyorsunuz? Ben mutlu oluyorum. Bu benim diyor. Doğalım ona, diyor yani. Doğal yapım böyle benim diyor. Ben kötülük bu satanist mi bu cin? Satanist evet. 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 Diğerlerindeki fark acımasız olmasının acımasız. Dışında bir şey var mı? O kadar acımasız duygusuz ki yani peki diyorum bak hayır çocuğunu da boğacağım bunun diyor. Onu da öldüreceğim. Çünkü onu öldürmek ben bundan zevk alıyorum diyor.
Niye şey yapayım ki? Ama peki herkesin bir cini var mı? Diyorum. Yani bunu herkesin da bir cini var, Bekoviç evet. söylemiş soruyu. Güzel herkesin bir soru. Cini olduğu var, doğru var. Mudur Volkan Hocam? Var var evet herkesin bir cini var. Yani evet. nasıl, niçin var? Ya mesela herkesin içine bazı şeyler doğar değil mi? Mesela şuraya ya bir ses der ki oraya gitme dedi. Hakikaten gitmedim. Meğerse orada yangın çıkmış. Veya işte şu arabaya binme şöyle olacak. Bir öğreniyorum ki otobüs kaza yapmış gibi. Hani herkese bazı hani basiret dediğimiz bazılarının basiret veya bazılarının altıncı his diye değerlendirdiği. Hani şeylere bazı insanlar böyle bir şey frekans konuşması yapar. Yani herkese bir yardımcı bir tabii bu yardımcı dedin. Yardımcı mı musallat mı? Yok musallat olmaz hayır. Öyle. Yani tabii cinler ya. İnsanlara yardım mı ediyor? Bazıları. Evet. Şimdi bu Kumpas geldi şimdi de. Ama, Kumpas filmi. Ama, yani herkesin bir cini var o evet, filmde evet, de. Var. Evet. Fakat çalışmayla orada onu, tabii hayvanlar bir şekilde sembolize edilmiş. Evet. Evet. Tabii kişi ne kadar bu konudan uzak kalırsa, bunları ne kadar düşünmezse, sadece tedbir kısmını iyi yaparsa, evet, o kadar faydalı olur. Şimdi Emre Cevdet Karahan, 10 bin kere sordum lütfen cevap demişsin. Ne sorduğunu bilmiyorum ki Emre. Yaz bir daha görelim bakalım ne soruyorsun. Heh, bizim istihbaratımızda Volkan Bey'i kullanılıyorlar mı demişler. İstihbarat seni kullanıyor mu Volkan? MİT'ten bahsediyorsun herhalde. Ben bir şey söyleyemem konuya. Evet. Söylemediğin zaman söylemiş oluyorsun tabii. Ama bir yere kadar bazı şeyler olmuştur. Mesela gelip benden ders almış olabilirler gibi. Ama kalkıp ben bizzat onlarla çalışma yapmadım yani. İmtihan için herkeste yani. Cin vardır demiş Gülhan Güçlü. Evet. Cinlerin veyahut metafizik varlıkların burçlarla ilgisi var mıdır? Yok hayır. Yok hayır, değil mi? Ayrı şeyler. Yok, çok ayrı. Güzel, ama güzel bir soru. Sevdim. Çok güzel. Uğur evet, Küçük Yağcı'ya cevap sormuş. Güzel soru. Yani çünkü evet. Ne hiç aklımıza gelecek bir şey değil. Çok güzel sorular oluyor öyle ya. Hiç aklımıza gelmeyen böyle. Diyor ki Sedat Çalışkan, güzel bir soru. Bu kadar cinlerle uğraşıyor. Niye diyor şeyini böyle bağlıyor kollarını? Çünkü sırtım ağrıdı. Ha sırtın ağrı. Sırın tamam. Anladım. Her hareketimden de bir şey beklemedi ya vallahi billahi. Tamam. Yoksa normalde ben de herhangi bir insanım şimdi, yani. Beyefendi diyor Sedat Çalışkan. Beyefendi gelecek ile alakalı bilgiler alıyor mu demiş. Yok. Şimdi geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Gayb ilmi Allah'a mahsustur. Yani şundan bahsediyor. Mesela Metaverse'den sonra ne çıkacak? Evet, şimdi onu bir şey söyleyeyim. Onu söylemek için teknik bilgilere haiz olmam lazım. Yani o konuda donanımlı olmam lazım. Ona ancak şeyi sormak lazım. Hani bu konuyla ilgili kendini yetiştiren kişilere sormak lazım. Tolga Tiryaki yani, demiş ki canlı yayında bir şeyler yapsa hocam daha anlaşılır olur demiş. Evet. Aslında yapabilirdik tabii. Yapabilirdik ama evet. Ama ben istemedim arkadaşlar. Evet. Aslında Volkan hatta bana söyledi de. Hatırlarsan geçen programda dedim ki bir kişiyi ortaya çıkaralım. Ona bir biyoenerji gösterisi yapayım dedim. Hani bir aslı. Şöyle olabilir. Ertan bak şimdi arkadaşımız sağ olsun aklıma bir şey getirdi. Mesela bir sinema salonunda bir 100-200 kişiyi astral seyahat yaptırabiliriz. Ha, ilginç. Böyle toplanıp aynı anda böyle bir şey yaptırabiliriz. Evet, son iki soru daha alalım. Tam iki saat program yaptık arkadaşlığı. İlmi ledün nedir? Ledünü ilmi, hani Batılıların söylediği şeyle okültizm, yani gizli ilimler, sırlı ilimler anlamına geliyor ledün ilmi. Yani havvas ilmi. Havvas ilmi. Burada evet. Da kitap var, belki fark ettiniz. Böyle programa göre. Benim hediyem olduğunu da söyle de. Yani aşağıdaki İslam tarihi kitabı, evet, evet. O senin yani evet. O 9 veya 12 idi hatırladığım üstteki kadarıyla. Üstteki ne? Şey mi? Üstteki Havas. Havas kitabı değil mi? Burada evet. Da biraz önce şafağı gösterdim ama. O kimin hediyesi? Şey, o? Yok yok benim bulduğum büyüler, cinsel büyüler diye bir kitap var. Evet, evet. Neler yazmışlar diye öyle elimizde duruyordu. Peki bak şimdi Ahmet Kurt demiş ki insanlar cinlerden korkar mı? Tabii korkar. Değil mi?
Peki tam tersini sorayım ben sana. Cinler insanlardan korkar mı? Yok, hayır, korkmuyor. Şimdi onlar bizi gördükleri için tabii geliyoruz biz onlar için. Bir de insanlar gerçekten çok güzel insanoğlu çok güzel yaratılmış onlara göre. Musa Deniz benim kafamdanmış. Bak, bizim insanlar cinlere musallat niye olmuyorlar demiş. İnsanlar cinlere niye musallat oluyor? Evet. Oluyor. Oluyor mu? Evet, nasıl evet. Oluyor? Yani onlarla uğraşarak, onları emrine alarak, onları kullanarak, hani insanlardan da onlara eziyet eden var. Peki. Şimdi mesela ben yakmıyor muyum? Yakıyorum onları, öldürüyorum yani. Ben de onlarla bu uğraşıyorum. Peki soru şu, tabii isteyerek Volkan Hoca'nın cinleri var mı? Ha, bu Cinci soru, Hoca'ya geldik. Ha, bu oraya geldik işte. Türkiye'nin seviyesi bu, kültür seviyesi bu. Ama tabii arkadaşımız onu hani öğrenmek için sormuş. Bu soruyu şöyle cevap vermek lazım. Hani bir subaya senin hiç tabancan var mı diye sormaya benziyor. Evet. Metafizik ilmiyle uğraşan bir insan elbette böyle şeyleri var. Hademleri olması lazım. Çünkü olmazsa bu işi yapamaz Ertan. Yani öyle bilgiyle bilmem neyle o seanslar da öyle kişinin kendi fizyolojik gücüyle okumasıyla çıkacak şey değil. Hadimleri de yardım ederek çıkarıyor. Yoksa evet. Öyle bir ben de bir insanım, herhangi bir insanım yani. Hiramus da insan değildi. Evet. Kendi gücümle çıkartmıyorum yani. O hadimlerin yardımıyla çıkarıyorum. Yoksa ben kimim? Yani beni de götürürler. Yani. Evet, bakıyoruz şimdi. Ahit sandığıyla ilgili çok soru geliyor ama konumuz değil. Şeyle konuşacağız. Oktan Keleş'le konuşacağız. Ahit sandığının Oktan anlatacak. Yeni belgelerle ahit sandığını. Sevgili dostlar, 2 saatlik bir program yaptık. Bir kere kendim ve sizin adınıza Volkan'a teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değişik bir program oldu. İçtiyse böyle kayıtlara geçmiş metafizikten nasıl, varlıklardan nasıl kurtulur diye bir program yapmış olduk. Ertan, bir şey ekleyebilir miyim? Evet, lütfen. Son söylemek istediğim bir şeyler varsa ekleyebilirsin. Çok güzel olur. Çok soru geliyor tabii bu ara ama yapabilecek bir şey yok. Şimdi medyada veya bu internet ortamında mesela kişi diyor ki ya annenin ismini ver, kendi ismini yaz, fotoğrafını yolla, sana söyleyeyim ne olduğunu. Çok bu güzel. Bir kere ben de bunu soracaktım, aklımdan kaçtı. Çok geçen bir şey. Bu uydurma bir şey. Hiç kimse Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verilmemiş bir güç. Bize nasıl veriliyor da biz tutuyoruz oturduğumuz yerde hani internet başından bakıp işte sende şu var, sende bu var diyebiliriz. Peygamberimize verilmeyen güç bize verilmiş olabilir mi? Biz kimiz ki böyle bir güce sahip olan? Bu bir kere yanlış. O yüzden böyle uzaktan baktırmayla, fotoğraftan baktırmaya falan bunlar yani real peki şeyler nasıl değil. Ayırt edeceğiz İnsanı bunu? İnsanı kandırmaktır yani. Yani nasıl ayırt edeceğiz? Şöyle, çünkü ben şunu söyleyeyim. Mesela fotoğraftan da bazılarına göre hissedebiliyorum. Yok dediğim kişi bana geldiğinde seans yaptığımda bakıyorum ki gerçekten tam tersi çıkıyor. Yani böyle çok yanıldığım oldu. Nasıl ayırt edeceğiz? Yani cinci hocalar var ya hani. Evet, evet, evet. Onlarla mesela bu işi gerçekten ilmiyle yapanları nasıl ayıracağız? Evet. Yani şeylerinden belli ya, metotlarından belli. Mesela? Cahilliklerinden belli. Yani ben mesela yazdığı koruyucuya bakıyorum. Hep %90'ı inan fotokopi. Oysa fotokopi muskat nasıl fotokopi para geçersizse fotokopi muskata geçersizdir. Onun mutlaka misk, miskamber, zaferan, safran karışımı bir şeyle yazılması gerekir bir. İkincisi tükenmez kalemle yazanlar görüyorum. Veya yazısına bakıyorum ilkokul mezunu yazısı. Evet. Hani sen nasıl ilkokul 2. sınıfa giden bir çocuğun yazdığı bir şeyi getirsem sana ya dersin bunu bu çocuk yazmış derse anlarsın. Biz de orada koruyucuya baktığımız zaman uyduruktan olduğunu veya kitaba bakarak yazmış belli. Hani sen anlarsın mesela. Ezberinde yok yani. Bu çocuk dersin kopya çekmiş başkasının resmini. Otizmle hasta sorunu çok Türkiye'de. Otizmle hasta sorunu. Evet. Bununla ilgisi var mı bu işe? Hayır, hiç ilgisi yok. O tamamen farklı bir konu. Bu da önemli bir soruydu. Beyne yeterli sıvı gitmemesinden mütevellit olamıyor. O fizyolojik bir olay. Hülya Aybars çok güzel bir programdı. Teşekkür ederiz demiş. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Efendim bir dahaki hafta yeni bir konu, yeni bir konukla yine birlikte olacağız. Ben hani devamlı programım hani çok bilgi biriktiği anda tek başıma programlar yapmaya çalışıyorum.
Onun dışında olabildiğince sizi birileriyle daha samimi ortam, YouTube'dan bahsediyorum, hep birlikte program yapıp bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Evet, kış elektrik kesintisi olacak şekilde tweet attınız demiş. Evet çocuklar, şöyle söyleyeyim, bu tweet herhalde en az 1,5-2 ay önceydi. Evet, büyük bir elektrik kesintisi gelecek. Kesintisi, petrolden kaynaklı kesinti gelecek. Efendim, bu cuma saat 20'de Oktan Keleş'le birlikte olacağız TV100'de. Volkan'a tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bizi teşekkür aydınlattı. Sizden de sorular gelmeye devam ediyor ama yapabilecek bir şey yok. Efendim, bir dahaki hafta çarşamba günü saat 19'da işte bir problem olmazsa birlikte olacağız. Yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.